İyi akşamlar sevgili seyirciler. Olaylar ve görüşlerle karşınızdayız. Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kabul Salonu'ndan yayınımızı yapıyoruz. Başkent'teyiz. Değerli bilim insanları Ankara'dalar, çalışmalarının başındalar. Sürekli onları ayıramıyoruz tabii laboratuvarlardan ve çalışmalardan. Burada onlarla birlikteyiz bu akşam. Neden? Son günlerin en çok konuşulan konusu aşı ile ilgili her şeyi soracağız ama özellikle Türkiye'de yürütülen çalışmaların, farklı çalışmaların bizzat başındaki isimler burada. Dünya çünkü şu anda en büyük umudunu aşıya bağladı. Burada ön alan ülkeler oldu, üreten ülkeler ön aldı. Diğer ülkelerde aşıya ulaşma mücadelesi veriyor adeta. Hangi aşı ne kadar koruyucu, hangi aşı ne kadar güvenli, birçok tartışma var. Herkesin de soruları var bir yandan. Ama burada önemli bir şey var. Bu aşıyı çalışmasını bizzat yapan, üreten, ortaya çıkartan değil mi? Ve o konuda daha da ilerisi bir de burun spreyiyle o virüsün girişini engelleyici bir gelişmeye de imza atan. Aynı zamanda da yeni bir Türkiye'nin aşısını da takip eden ve o konuda da adım atan 3 bilim insanıyla biz buradayız. Evet. Yani Türkiye'nin aşı çalışmasında bizzat bulunanlarla biz bugün bir arada yayınımızı gerçekleştireceğiz. Evet, kendilerini tanıtalım. Profesör Doktor Serhat Ünal. Ekrandan artık bilim adamlarını ne çok, bilim insanlarını diye düzelteyim, ne çok tanır olduk. Ne güzel bilimi daha çok konuşmak. Bunu da konuşuruz belki. Bakış açımızı da değil mi? Tüm dünyanın, ülkelerin bizim de gözden geçirmemiz gerekiyor. Serap, ne bilime güzel bir yatırımın şey. Önemini bir kere daha anladık en tabii başta. Serap, ne güzel bir şey yarattı değil mi? Ekrandan her şeyi bilenleri attı. Evet. Asıl bilenleri yeniden ortaya çıkarttı. Kendi konusunu bilenleri diyelim. Kendi konusunu bilenleri ortaya çıkarttı ki Serhat Hocam da bu konunun en iyilerinden birisi. Estağfurullah, sağ olun. Aşı konusunda. Hem bilim kurulu üyesi biliyorsunuz Profesör Doktor Serhat Ünal, Hacettepe Üniversitesi Enstitüsü Müdürü, Çin aşısını takip edilen ekibin bir başı aynı zamanda bir üyesi. Burundan damla aşı çalışmasını ve hızlı kiti gerçekleştiren ekipten Nanografi Biyoteknoloji Direktörü Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Doktor Ahmet Çağlar Özketen de konuğumuz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Teşekkürler ve Kovdur adını biz koyduk. Aslında Muharrem Sarıkaya'nın yok şu anda. Bilmiyorum siz kabul ediyor musunuz Kovdur ama çok iyi bir isim bence. Büyük bir ekip onun için ben kendi adıma konuşmayayım şimdiden. Burundan virüsü durduran spreyi geliştiren ekipte yer alan yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Urartu Şeker. Bilkent Üniversitesi düzeltiyorum. Bilkent Üniversitesi'nden doçent doktor Urartu Şeker konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Yani ben, müsaade ederseniz ben de birkaç kelime söylemek istiyorum. Hakikaten heyecanlıyım. Davetiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çünkü ben geçirdiğim yıllar, yaşım icabı artık kariyerimizin sonuna doğru Türkiye'nin eğer hakikaten bilim yapabiliyorsak, bilim insanı dediniz, teşekkür ederiz. Bugünü ve dünü diyelim. Ama iki genç arkadaşımla ki ikisi de pırıl pırıl biraz sonra göreceksiniz. Hepimizi gururlandıran çalışmalarını söyleyecekler. Bilkent gibi, ODTÜ gibi Türkiye'nin medar iftarı. Hadi evet. Hacettepe'yi de katalım yanına. Yani ben genç arkadaşlarımla bugün burada olmaktan... Ankara Üniversitesi'nden de yine çok iyi hocalarımız tabii, var. Zaten tabii. Yani ben buradaki üç taneyi söyledim ama biraz sonra detaylandıracağız. 16 aşının çıktığı çok önemli bilim kuruluşlarımız var. Evet. Ama benim altını çizeceğim, dün bugünle yarını bir araya getirdiniz. Ben hakikaten heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Minicik uzatmayayım ben ama kendimize galiba çok haksızlık ediyoruz ama çok iyi bilim insanlarımız var. Biraz bunu fark etmemiz lazım konuşarak. Evet. Çünkü her yerde bir kompleksimiz var sanki dünyadaki bütün çalışmaları takip ederken. Herkes de değil ama sanki eksikmişizcesine, yetersizmişcesine haksızlık etmemek lazım. Ülkemizde çok önemli çalışmalar var. Epey de yol alınmış çalışmalar var. Onları dinleyeceğiz. İsterseniz Urartu Şeker Direkt başlayalım Urartu Şeker Hocam'la. Hocam, siz ilk bunu bana anlattığınızda ben heyecan duymuştum. Gerçekten de çok önemliydi. Bana şöyle anlatmıştınız. Bir metroya biniyorsanız, bir otobüse biniyorsanız, binmeden önce burnunuza sıkacaksınız ve o virüs sizin artık size yanaşmayacak. Biz bunu geliştirdik ve belli bir noktaya getirdik. Yani siz aşıdan çok daha farklı bir şeyin şu an çalışmasını yapıyorsunuz. Nedir bu? Yani biz burnumuza artık otobüse binerken sıktığımızda sizin ürününüzü veya sizin o üretmeye çalıştığınız maddeyi
o spreyi sıktığımızda hiç virüs girmeyecek mi? Veya var olan virüsü de ortadan kaldıracak mı? Nedir sizin çalışmanız? Evet, teşekkürler. Şöyle bir başlayalım isterseniz. Bu bir protein. Bu küçük bir protein. Küçük proteinden kastım ne? Bu işte proteinlerin belli boyutları var her molekülün olduğu gibi. Bu moleküllerden bir tanesi bu da. Molekülün özelliği şu, bu bir kırmızı deniz algı adı verilen bir algdan. Algın kendisi için işte binlerce metre derinliklerde yaşayan bir alg. Onun üstündeki proteinlerden bir tanesi, ürettiği proteinlerden bir tanesi. Adı grafitsin. Bu proteini kullanarak farklı enfeksiyonlara neden olan virüslerle ilgili çalışmalar yapıyorduk. Hikayenin başı bu şekildeydi. İlk bu proteinle ilgili benim grubumda Efe diye bir öğrencim vardı. Onunla beraber bir şeyler düşünürken o literatürün derinliklerinden gitti, proteini buldu geldi. Beraber konuştuk neler yapabiliriz diye. Başka bir iş için kullanırken. Sonra ben bu vesileyle Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Bölümünden Aykut Özkul hocamla tanıştık. Ona tanıştıktan sonrasında biz hem influenza hem Kırım Kongo kanamalı ateşi için bunu kullanabileceğimizle ilgili bazı düşüncelerimiz oldu. Sonra buna TÜBİTAK bir başvuru, proje başvurusunda bulunduk. O kabulü gördü. Kırım Kongo kanalı ateşi için olan ve şu anda yürüyen proje. Hem orada genetik bir müdahaleyle bunu sadece COVID-19 için değil, bu öncesi Kırım Kongo için de tabii yani biraz sonra anlatacağım neden böyle kullanabiliyoruz bunu. Sonrasında biz Aykut Özkul hocamla beraber böyle bir platform oluşturduk açıkçası. Sonrasında da koronavirüs salgını 2 Şubat zamanında, hani Ocak Şubat'ta durum ortaya çıktıktan sonra biliyorsunuz TÜBİTAK bir aşı ve ilaç platformu oluşturdu. Ve bu şekilde fikirleri fonlamak için pek çok, hocam da söylediği gibi pek çok aşı çalışması, ilaç çalışması gibi pek çok şeyi fonluyor doğrudan TÜBİTAK. Bizim çalışmamızda o platformun fonladığı çalışmalardan birisi haline geldi. Buradaki ana fikir şu. Bu lektin protein adı verilen bir protein. Lektin proteini normalde şekerlere bağlanırlar. Hani bizim şu an işte çay için kullandığınız da şeker bir kimyasal grup ismi esasında. Pek çok farklı şeker var. Virüslerin yüzeyinde de farklı farklı şekerler var. Bizim bu proteinimiz manoz adı verilen bir şekere özel şey var. Bağlanma afinitesi var. Yani onu, o manozu gördüğü zaman hızla gidiyor ve onunla etkileşime geçiyor. Koronavirüsün dış tarafında da hani şeyi, o görüntüleri aklımıza getirsek yuvarlak bir topçuk gibi ve üstünde bazı proteinler var. Biz bir modelini yapmıştık onun. Şöyle şey gibi, hani burada yapılmışı var şeklinde. Şöyle üzerindeki bu protein, bu spike adı verilen protein. Yani bu üzerinde görmüşsünüz, bu diken şeklinde, evet, adı verilen protein. Bu üç boyutlu yapısı. Bu dondurulmuş diyelim, çok düşük sıcaklıkta çalışan elektron mikroskobi çalışması yapıldı. Sanırım Nisan ayında Oxford'da. Oradan çıkan şey modeli, bu gerçek birebir şeydeki moleküler modeli olarak adlandırılıyor. Onu göstereyim. Bu spike proteini doğrudan üzerinde, bunun şeker grupları var. Şurada çıkıntılar falan var. Burada belki belli oluyordur. Bunlar amino asitler ve bunların dış taraflarında farklı şeker grupları var. Bizim, şunu da benim elimde o protein olarak düşünürsek, bu bir tane molekül. Buna gelip bu şekilde tutunuyor. Ve bundan şeyin etrafında binlerce var. Her birine gidip bir tane bağlandığı zaman, hepsini gidip kapattığı zaman ne oluyor? Şu oluyor. Şu gördüğünüz kırmızı bölge, şu işaretle boyadığımız, bizim ufaklıkla boyadığımız kırmızı bölge. Bu bölge hücrenin bizim üzerinde giriş kapısı var. O giriş kapısını ilk gidip orayı vuran molekül bu. Reseptöre bağlanan bölge deniyor buna. Bu bölge oraya tutunduktan sonra başka bir iki yani bizi sistem oluyor. Hasta etmek için yapıştığı aynen bağlantı. Esas şu kısım. Zaten şu anda bu bağlandıktan sonra içeriye giriş işlemleri başlıyor. Yani bunu bir şekilde kandırmak için kullandığı da anahtarı bu. Biz o anahtarı bloke etmeye yani çalışıyoruz. Yani siz matkap ucunu direkt bloke ediyorsunuz. Aynen. Aynen o şekilde. Bir benzer bir yaklaşım nedir? İşte aşıda da mesela aynı işlem yapılıyor ama başka bir molekülle. Nedir? O vücut onu bloke etmesi için daha önceden antikor oluşturuyor. Onu bankasına koyuyor. Molekül bankasına koyuyor. O virüsü gördüğü zaman, o çünkü o molekül bankası kanın içerisinde, yani dolaşım sisteminde sürekli var. Gidiyor, bağlanıyor. Bizim proteinimizde dışarıdan burundan verdiğimiz zaman, insanlar bunu burundan puf şeklinde aldıkları zaman ne yapacak? İnsanlar her bir yere gittiğinde ondan bir tane sıkıp mı girecek? Evet, sıkıp değil. Hani günde işte birkaç kere, 3 ya da 4 kere kullanması öngörülüyor. Biz işte bu çalışmaları yaptık, başladıktan sonra protein ürettik ilk önce. Proteini rekombinant DNA teknolojisi adı verilen işte genetik mühendisi yöntemleriyle oluşturduğumuz hücrelerde ürettik. Ürettirdikten sonra saflaştırdık. Saflaştırdıktan sonra Aykut
Özkul hocamız bunları işte tabii bunların hayvana gitmeden önce başka aşamaları var. Hani hakikaten bağlanıyor mu? Ne kadar güçlü bağlanabiliyor? Bunların hesaplanması gerekiyor. Bunların deneyleri yapıldıktan sonra Aykut hocamız bunu alıp farelere, hangi fareler ama rastgele hani diğerden pet shop'tan toplanmış fareler değil, özel fareler ve Suriye hamsterları olarak adlandırılan hamsterlara verildi. Onların her ikisinde de ilk önce şey modeli oluşturuldu. Enfeksiyon modeli oluşturuldu. Enfeksiyon modeli oluşturulduktan sonra hatta bununla ilgili bir yayın da var. O ilk önce çünkü oluşturmanız gerekiyor. Mesela bu bütün bu çalışmalarda hani biraz önce şey söylediniz ya biraz hani işte dışarıya göre biraz yavaş gidiyor. Evet çünkü bazı şeyleri öğrenmediğim bazı şeylerin altyapısı oluşuyor Türkiye'de. O bakımdan şunu söylemek lazım hani belki lafı uzatıyorum ama çok değerli bunu söylemek. Hiçbir şey çıkmadı diyelim bu platformda. Ki mümkün değil bir şeyler çıkacak ve şu anda çok iyi yerlere gidiyoruz. Hiçbir şey çıkmamış olsa bile çok güzel bir altyapımız oluştu. Ve çok güzel şeylerin, karar vericilerin ya da politika yapıcıların gördüğü birebir onlarla iletişime geçip bakın bunlar eksik hani deyip onlar da evet ya bunlar çok önemliymiş noktasına geldi ki bu bizim için araştırmacılar için çok kıymetli bir durumdu. Peki bununla ilgili hangi aşamaya gelindi ve bundan sonrası ne olacağı sormadan önce evet. Hem de izleyicilerimiz sizleri tanısın bu çalışmaları bilsin diye Doktor Çağlar Özketen'e döneyim. Sizin iki çalışmanız var bildiğim kadarıyla hem PCR kiti hem de iğneyle değil enjeksiyonla değil de damlayla bir aşı. Nedir? İsterseniz bu damla aşıdan başlayalım. Nedir bu damla aşı konusu? Öncelikle damla aşı konusunu bir açalım. Doğru mu tarif ediyoruz? Aslında. Yanlış söylemeyelim. Aslında yani belki biz böyle söylüyoruz. Ama ucunda bir iğne olmadan yani şırıngın ucunda bir iğne olmadan yani bir pıst şeklinde iki burnumuza da verilebilecek bir aslında uygulanabilecek bir yöntem. Buna biz genelde intranazal diyoruz yani burun içi bir uygulama. Yani intranazal tabirini kullanmadığımız zaman da hani burundan fıskırtarak mı denir artık? Sprey şeklinde deyince de oradan işte damla aşıya türüyor ama aslında biz burada buna o zaman sprey aşı mı diyelim Çağatay Hocam? Sprey diyebiliriz ama intranazal yani bunun ismi burun içi aşıdır. Ve bu bir aslında geleceğin aşısıdır. Şöyle ki yani biliyorsunuz zaten enjeksiyon yöntemlerinin hani özellikle ben kendi yeğenlerim açısından söylüyorum. İki yeğenim de iğneden oldukça korkarlar yani. Dayıcım ne zaman bizim bu burun aşımız olacak diye. Böyle bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Öncelikle biz nanografi biyoteknoloji grubu olarak aslında ağırlıklı olarak rekombinant DNA ile uğraşıyoruz biz de Urartu Hocam gibi. Ve bu teknolojilerden birden fazla ürün çıkıyor. Ne demek bu rekombinant DNA? Rekombinant DNA isim olarak yani DNA'yı tıpkı bir devre gibi, genetik devre gibi işleyip, birleştirip sonra da başka konaklarda örnek veriyorum bitki, böcek, bakteri ya da memeli hücrelerinde bir protein üretecek şekilde modifiye etmek demek. Yani aslında biz her türlü hücreyi bir fabrika gibi kullanabiliyoruz. Kendi istediğimiz aplikasyonu yani uygulamaya uygun burada, olarak. Buradaki yaptığınızda o burundan spreyi verdiğinizde o zaman vücut bir antikor üretmeye mi başlıyor? Evet orayı da açıklayacağım. Şöyle açıklayayım. Şimdi söylemek istediğim şu biz bu DNA teknolojileriyle aslında birden fazla ürün üretiyoruz. Ama en çok hani şu an gündemde olan aşı ve teşhis kiti oldu. Ama bunun dışında işte DNA barkodlama ve BioGuard projelerimiz de var. Hepsi aslında aynı teknolojiden türüyor. Ama aplikasyonlar farklı olduğu için hani bazıları popüler oluyor bazıları olmuyor. Şimdi bu aşı özelinde ben de gene Urartu hocamın modelini kullanmak istiyorum. Tabii. Urartu hocamın modelindeki o kırmızı bölgeyi biz... Hatta yine anlatabilirsiniz izleyicimiz de görüyor belki yani daha açıklayıcı olur. Yani gene spike dediğimiz çivi ya da mızrak diye Türkçeleştirebiliriz. Koronavirüsümüzün etrafındaki bu proteinlerin özellikle bu bölgesi RBD dediğimiz ya da reseptör bağlanma bölgesi dediğimiz... İnsandaki ACE2 reseptörüne bağlanabilen bir kısım burası aslında. Bunun sayesinde virüs hücrelerimizin içerisine girebiliyor. Biz de aslında gene rekombinant DNA teknolojisiyle bu kırmızı kısmı bir insan hücresinde üretmeyi başardık aslında mantık olarak. Sonra ürettiğimiz bu kırmızı kısımları bir formülasyon yardımıyla bir intranazal aşıya döndürdük. Bunun içerisinde farklı immün güçlendirici ürünler var.
Amacı daha az proteinle daha fazla immün reaksiyon oluşturmak bugün aslında. Bugün konuştuğumuz artık hatta yakın zamanda uygulanması planlanan aşılardan farkı var mı yöntem olarak, teknik olarak? Şu an yani bu aşılara özellikle RNA aşılarıyla subunit aşılar dediğimiz bu aşılar geleceğin teknolojileridir. Neden? Şimdi geleneksel aşılarda işte inaktive aşılar dediğimiz aşılarda aslında eskiden kalma bir yöntem. Yani biyokütleyi elde ediyorsunuz, patojen biyokütlesini. Belirli yöntemlerle inaktive ediyorsunuz. Bu eskiden ısıymış. Sonra gama radyasyonu ya da kimyasal muamelelerle değiştirilmiş. Ama bu geleneksel bir yöntemdir ve bir ülkenin yapması gerekendir bu. Şimdi bizim yapmaya çalıştığımız ülkenin geleceği için önemli olan bir model aslında. RNA aşıları da bu bizim uğraştığımız subunit aşılarda aslında buna yönelik. Neden? Çünkü istediğiniz gibi bu aşı formülasyonundaki protein kontentini değiştirip geleceğin grip aşılarına, şap aşılarına ya da diğer birçok aşı için aynı formülasyonu kullanabiliyor olacaksınız. RNA aşıları da böyledir. RNA sekansını değiştirdiğiniz takdirde birden çok aşı üretebiliyor oluyorsunuz. Yani esnek bir modeldir. O yüzden büyük yabancı firmalar bu tür geleceğin aşılarına daha çok yüklenirler. Çünkü esnektirler. Aslında bu pandemi de onlar için bir krizden aslında fırsat yaratma gibi oluyor. Çünkü artık geleceğin teknolojisini bir yerde kanıtlamış oluyorlar. Bu nedenle biz bu subunit aşımıza aslında çok değer veriyoruz. Çünkü bundan sonraki projelerimizde de aynı formülasyonun üzerinden gitmek istiyoruz. Şimdi bu aşıda siz hangi aşamadasınız? Hayvan deneyleri bitti mi tamamen? Tamamen bitmedi hayvan deneylerimiz. Şöyle ki biz sıçan ve farelerde denemelerimizi yaptık. Şu an için gelincik modellerindeyiz. Tabii bu intranazal olduğu için biraz gelincik daha... modeli ne demek? Yani gelincik şimdi, hayvanı üzerinde çalışmak. Evet. Tamam. Şimdi hem kemirgen olan hem kemirgen olmayan modeller çalışılıyor. Genelde, son dönemde maymundan vazgeçildi herhalde değil mi? Evet, biraz öyle bir hani ya hızlandırma. Yeterince maymun yok, evet. Gerçekten temini zor diye mi? Tabii hem pahalı hem temini zor. Geçici olarak yani buna özel olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün kararıyla gelincik kullanılabileceği açıklandı. O model geliştirildi. Dünyada aynı zamanda bir sürü çalışma olmasıyla ilgili herhalde bu değil mi? Herkes, evet, her ülkede onlarca farklı laboratuvarda deney yapıyor şu anda. 220 tane aşı devam ediyor. Şu andaki mesela... Efendim, ne kadar? 220 tane aşı çalışması devam ediyor şu anda. Sinovac'ın mesela şu anda Türkiye'deki olan hocamın da yürütücülüğünü yaptığı aşının, fazının yürütücülüğünü yaptı. Aşının mesela ilk denemeleri yine maymunlar üzerinde yapılmıştı. Makak hatta mi? Haziran'da Science dergisinde bunun makalesi çıkmıştı. Hani aşının güvenilirliğini, etkinliğini gösteren makalesi çıkmıştı. Şu anda o zaman gelincikler üzerinde mi yapılacak ya da yapılacak? Hazırlık evresindeyiz. Gelincikler üzerinde denenecek yeni modelimiz. Biz biraz da aslında kendi zaman dilimimize uyuyoruz ama şimdi aşı özelinde hem dünyada da böyle oldu, bir hızlandırma süreci var. Biz intranazal model olduğumuz için biraz bu hızlandırma sürecinden yararlanamıyoruz. Normal sürecimizdeyiz aslında. Yani aslında ilk herhalde 6 Temmuz itibariyle en önde olan aşı bizdik. Ama süreçler bizim için biraz daha yavaş işliyor. Ama yavaş işlemesindeki neden ne? Uygulama yöntemi farklı. İntranazal olması bazı ekstra işte deneyleri de beraberinde getiriyor. İşte burada onay verecek, faz 1 onayımızı verecek kurumumuzdan devamlı dirsek temasındayız. Onların istediği ekstra deneyleri tamamlıyoruz aslında. Bildiğim kadarıyla klinik çalışmalarını da siz yürütüyorsunuz değil mi hocam? Kliniğe gelince biz de destek olacağız. Evet, destek olacaksınız. Ama bildiğim kadarıyla bir karşılıklı temas hali var. Çünkü son dönemde dikkat ediyorum. İşte nano biyologlar, biyologlar, virologlar, mikrobiyologlar, enfeksiyon hastaları hepsini bir araya getirdi aslında bu salgın. Daha önceden hepsi sanki kopuk kopuktu. Farklı alanlardaymış gibi bir algı yaratıyordu. Algı öyle ama realite o kadar değildi bence. Biz kopuk hocam değildik diyorsunuz. Tabii de, biz kopuk değildik diyorsunuz. Tabii canım, ki. Yani biraz önce söyledim işte yani. Hani Aykut Hoca başka bir yerdeydi. Şöyle. Ama hani çalışıyorduk ya da işte pek çok klinisyen hocamızla çalışıyoruz. Daha görünür kıldı. Görünür diyelim. Daha evet, görünür kıldı. Öyle diyelim. Diyelim. Daha dikkat çekici hale geldi. Siz aynı zamanda Hacettepe'de işte bu faz 3 çalışmalarını yapan ekibinde içindesiniz. Evet. Ki bana da aşıyı yapan ekip. Onu da söyleyeyim. İkincisinde oldum. Evet, evet. Onu bir daha genel bir duruma baktığımızda... Faza katıldığınızı söylemeniz iyi fikir olabilir bu arada.
aşı yapan dediniz ya. Hani faz 3 çalışması. Evet, faz 3 çalışmasını yapan ekip diyelim. Ben de aşı yapıldım. Dolayısıyla bu aşı yapılmanın sonrasında geldiğimiz noktada merak ettiğim bir şey var. Acaba aşı olmadan Urartu hocaların çalışmasını kullanarak biz daha çabuk bir şekilde mi bu işi engelleyebiliriz? Yoksa illaki bu aşı sonuçta herkesin bir defa denemesi gereken bir şey mi olacak? Madem faz 3 çalışmalarına Sinovac'ın değindik, yani Çin aşısı diye toplumda adlandırılan, ondaki en son durum nedir? Kaç kişi aşı oldu ve bir semptomla karşılaştınız mı? Aslında biraz fazla oldu ama sorun isterseniz. Tıpta hasta olan korunmaktır, engellemektir. Önce hastalık olmasın diye elinizden geleni yapacaksınız. Buna rağmen hastalık meydana gelmişse en hızlı şekilde tanısını koyup en uygun tedaviyi vereceksiniz. Hı hı. Korunmak deyince hepimizin aklına aşı geliyor ama böyle Urartu kardeşimin söylediği gibi profilaktik olarak korunma amacıyla kullanılacak ilaçlar da, bu bir tür ilaç bu, ilaçlar da olabilir. Onların geliştirilmesi de çok önemli. Ama aşı infeksiyon hastalıklarından korunmada dönüm noktalarından biridir dünya tıbbında. Yüzyıllar önce insanlar kıtlıktan, savaştan, salgın hastalıklardan ölürken, işte savaşlar bir şekilde hallolmuş, bir miktar kıtlıklar hallolmuş ama salgın hastalıklardan veba, kolera, tifo, çiçek hastalığı, bunlar milyonları, milyarları öldürmüş yıllarca. Buna karşı savaşta da en önemli birinci nokta temiz su teminidir. İkincisi de aşıdır. Belki başka zaman fırsatı olur tekrar konuşuruz. Antibiyotik, bakterileri öldüren ajanlar. Bu üçü çok önemli buluş olarak. İşte aşı 100 yılı fazla senedir anlaşıldığı şekilde, ki övünerek söylemek lazım, İlk aşının çıkışı ta Mısırlara kadar gider ama gerçek anlamda kullanılışı Osmanlı ile başlar çiçek hastalığında. O zamanki İngiltere Büyükelçisi'nin baldızı, ya o da biraz bu iyi bir öyküdür aslında. Osmanlı'da inek memesinden sürülen, ki o da çiçek hastalığıdır, İnsanların vücudunda bir yere sürdüklerinde o günler için en önemli öldürücü olan çiçek hastalığının önlendiğini yazışıyor. Ve sonra Edward Jenner'e kadar giden bilimsel bir çalışma ve ilk aşılardan biri çiçek aşısı. Aşılar yüzyıldır kullanılan emniyetli infeksiyon hastalıklarını korumada geliştirmiş en önemli, en etkin ajanlardır. Bugün insan ömrünün uzamasının en önemli nedenlerinden biri herhalde işte, dünyada değil mi son 100 yılda? Bu saydıklarım. Yani savaşlar, kıtlıkların önlenmesi, temiz su, aşı böyle geliyor. O yüzden bu salgında da bir ucu aşıya gitmek zorunda. Başka çaresi yok. Çünkü bu virüs kendine yaşam alanı olarak insanı benimsedi, seçti. Bir şekilde denk geldi. Bizim vücudumuzda çoğalıyor. Aslında onun bizi öldürmek gibi falan bir gayesi yok. Bulaşarak kendi hayatını devam ettiriyor. Çünkü dışarıda devam ettiremiyor. Yani ya o yarasa gibi aracı hayvanlarda olacak ya insan vücudunda olacak. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Bugünlerde acaba hastalık şiddetinde bir azalma var mı gibi zaman zaman konuşuyoruz ya. Bilimsel olarak çok daha kanıtlanabilmiş değil ama virüs işte bizle ne kadar çok yaşarsa o kadar mutlu. Öldürmek gibi bir amacı yok. Ama buna karşı korunmamız için ya hastalığı geçireceğiz. En iyi bağışıklanma odur. Hastalıkla vücudumuz mücadele edecek. Ya kaybedecek, Allah korusun. Ama sonra 3 kaybediyor. Ay sonra geçirip insanlar daha ağır geçirebiliyor. Bir de öyle bir boyutu var. Onu tartışalım. Tam olarak evet, öyle değil. Vücudumuz değil iyi mi? Öğrendiği zaman iyi mücadele ediyor ve ona bağışık hale geliyor. Hı-hı. Ya da biz onu sanki hastalık geçirmiş gibi taklit ederek hastalığa hazır hale getireceğiz. O da aşı. İşte aşı 100 yıldır inaktif aşı dediğimiz yöntemle bugün Sinovac'ın kullandığı. Aslında ben memleketlerine göre söylemeyi de pek sevmiyorum. Aslında bu Sinovac adlı firmanın yaptığı inaktif aşı diyelim. Bunu demin de sözü geçti, virüsü alıyoruz. Tamamen canlılığını kaybettiriyoruz. Ve bu ölü virüsü yanına bazı destekleyici maddelerle vücuda verdiğimiz zaman sanki hastalığın virüsünü görmüş gibi vücut onu görüyor, tanıyor, öğreniyor. Ve antikor dediğimiz maddelerin sentezi artı bir de hücresel immünitemiz var, zaman kalırsa açıklamaya çalışabilirim. Onu iyice hafızasına kazıyıp bir daha gördüğü zaman hasta olmamayı öğreniyor.
inaktif aşı dediğimiz bu. Diğer aşıların yöntemlerine geliriz. Şimdi sizin sorunuzu cevaplandırmaya çalışayım biraz uzattım. Üçüncü bu aşı, faz çalışmaları, evet. Yani şu ana kadar kaç kişi üzerinde şimdi denendi tam oraya Türkiye'de geldim. Ve sonuçları ne? Evet, nasıl gördünüz? Bu aşı faz 1, faz 2'sini tamamladıktan sonra Endonezya, Türkiye ve Brezilya'da farklı zamanlarda olmak üzere Çin'de hasta kalmamıştı o zamanlar. Mecburen dışarı çıktılar ama uluslararası platforma çıkmak her zaman iyidir. Şeffaflık, farklı ortamlarda denenmesi. Biz de 15 Eylül'de iki grup halindeydi. Birinci grubun sağlık personeliydi. Niye sağlık personeli? Dünyada ilk defa yaygın olarak insanda kullanılacak, kendi insanımızda kullanılacak. Faz 1, faz 2'sini çok iyi inceledik. Sağlık Bakanlığımız müsaade etti, izin verdi bunu yapmaya. Ve yani yan etkilerini iyi yakın takip edebilelim diye. Bunu 1-1,5 ay içerisinde tamamladıktan sonraki 1000 kişiye yakın sağlık personelimizde denendi. Bağımsız güvenlik takip komitemiz, bağımsız komite inceledi ve dedi ki bu bizim 1000 hastalık sonucumuza göre önemli hiçbir yan etkisi yoktur. Bunu vatandaşlarımıza da aşabiliriz. Ve işte 3 hafta önce vatandaşlarımıza ne kadar oldu başladık. Şimdi kaç kişi aşı yapıldı? Şu anda dün akşam itibariyle 5000 kişiye yaklaştı. Ve 5000 kişiye 6700 civarında doz verildi. Cuma günü 450 yeni vaka katılımı var. Yeni deneye katılan gönüllümüz var. Hızla sayı artıyor. Bir artış mı var son günlerde konuşulmasıyla? Yani daha ilk, önceye göre gönüllülerde bir artış var ilk mı? İlk ilan ettiğimiz gün 20 bin müracaat oldu. İkinci gün 40 bin müracaat oldu. Bir yavaşladık ama son günlerde kullanılması, konuşulmasıyla yeniden bir müracaat başladı hakikaten ama belli sayıda kişi katılabiliyor tabii. Bugüne kadar takip ettiğimiz hastalarda ki her türlü yan etki birazdan gösterebilirim. Özel bir aplikasyon aracılığıyla hemen bildirilir. Artı otomatik bir sistem cep telefonuyla arar. Eğer cevap vermemişse kişi oraya cep telefonunda soruyor. Bugün ateşiniz oldu mu? Baş ağrınız oldu mu? Ben her gün aranıyorum siz bu şekilde. Her gün aranıyorsunuz. Cevap vermezseniz canlısı. Size yani... soralım. Muharrem abi, siz oldunuz. İkinci dozu da oldum, eşiniz evet. De aynı şekilde. Aynı şekilde evet. Tabii bunun biri da... boş kol diyorsunuz değil mi siz? Yani biri şöyle, plasebo etkisi yani aşı değil bir aşı. Faz 3 demek bu demek zaten. Evet. Belli bir oranla ya 1'e 1 ya da 2'ye 1 bir gruba gerçek aşıyı veriyoruz. Bir gruba sahtesi demeyelim de içindeki her şey aynı, sadece o ölü virüs kısmı yok. Evet, peki yani, siz bir ikisinde bilemez. De bir etki hissettiniz mi üzerinde? Onu bilemiyorum şu an bunu hangisi ne, olduğunu. Ne yapan? Hayır yani onu bilmediğini biliyorum. Herhangi bir yan etki şöyle o aşıdan sonra şöyle söylesem daha doğru olur herhalde. Çevremde çok yakınımda 8 arkadaşım var. 8'i de benim gibi oldu. 8'inin birden plasebo olması imkanı yok. Mümkün değil. İşte dolayısıyla 8'imizde de hiçbir fark yok. Hiçbir değişiklik yok. Ben buradan biraz daha farklı bir noktaya geleceğim. Hem Urartu Hoca'nın hem sevgili Çağlar'ın yapmış olduğu çalışmalara baktığınızda biz önümüzdeki süreçte bu iğne vurulma mı daha kolayımıza gelecek yoksa damlatma mı veya sprey mi? Hangisini kullanacağız? Yani damla aşı mı, sprey mi yoksa iğne mi? Geleceği o da daha var. Çok. Damla aşı çok kullanılan bir yöntem değil. Aslında buruna damlatmak da belki olabilir ama onu genellikle sprey şeklinde. Spray. Şu anda böyle kullanılan aşı yöntemleri var. Aşı tabii vücuda bir şekilde verilecek. Sıklıkla kullanılanı enjeksiyonla verilmesi ama Çağlar bir miktar söz etti. İğne korkusu bazen problem oluyor. İğne korkusunu yenmek için bant şeklinde yapıştırılarak verilen aşılar var. Bazı aşı türleri mesela polio aşısını ağızdan, canlı aşı ağızdan vermek suretiyle kullanabiliriz. Ya da burundan sprey şeklinde sıkmak şeklinde. Bu hastalığın karakterine, kullandığınız antijene göre değişebilir. Tabii daha sıklıkla yapılmaya çalışılan acıyı azaltmak. Çünkü o iğne acısı bazen kullanımına mani olacak kadar bile olabiliyor. Ama çok da büyütecek bir şey değil aslında. İğneler artık o kadar ileri teknoloji ki sinek ısırığı gibi bir şey. Bizim çocukluğumuzdaki bu, öyle kocaman iğneler değil artık. Geçmişte kaldı. Yani bu aşı verme yöntemi aşının karakterine ne şekilde immün sistemi oluşturmak istemenizle de alakalı. Polio aşısını mesela bağırsakta antikor oluşsun, bağırsakta immün sistem oluşsun isteriz ağız yoluyla bulaştığı için. Burada burundan verilmesi bir avantaj olabilir. Çünkü giriş yeri burası.
Burada sadece vücudumuzda kanda oluşan antikorlar değil, bir de akciğerde salgılanan bir tür antikor var. Onun oluşması daha hızlı olabilir, avantaj olabilir. Urartu kardeşimin yaptığı bir tür ilaçtır artık o. İlaçları da burundan verebilirsiniz, cilde yapıştırarak verebilirsiniz, peki, ağız yoluyla verebilirsiniz. Peki o hangi aşamada? Yani şimdi hayvan deneyleri tamamlandı mı tümüyle? Tabii hayvan deneyleri tamamlandı. Hatta bununla ilgili bilimsel elimizi de işte şey yapmak üzere. Bir yani... şunu sorayım mı hocam? Buyurun. Belki onun devamında olacak, Serap'ın sorusunu da destekleyecek bir şekilde. Yani sizin spreyi sıktığımda ben artık maskeyi falan atacak mıyım? Hayır değil. Şöyle. Aman diyor. Aman. Onu kullanmayalım. Evet. O kelimeyi kullanmayalım. Yok zaten sprey çıktığında ve bittiğinde bu maskenin çıkarılması önerilmeyecek zaten. Maske kullanıma devam. Bu dediğim gibi hani engelleyici, diğer riski tamamen ortadan kaldırmak için. Ola ki başka bir yoldan hani işte yemek yerken bilmem ne oldu o şekilde bir problemi engellemek için. İkincisi hani eğer bir şekilde virüsü aldıysanız virüsü içeride ilk basamakta blok etmenin yani koruyucu bir etki sağlamanın şey olarak yolu olarak metodu olarak kullanımı önerilecek. Peki bunun. Bir reklam arası verelim isterseniz evet. Ondan sonra okay. Daha geniş bir şekilde sizi devam dinleyelim. Edelim. Kısa bir reklam arası. Evet, olaylar ve görüşlerde tam da salgının, aşının en çok belki en hararetli konuşulduğu döneminde biz de aşıyı konuşuyoruz, yeni çalışmaları, yeni aşı ve ilaç çalışmalarını konuşuyoruz. Bizzat çalışmaların içinde yer alan isimlerle. Hemen reklama gitmeden önce doçent doktor Urartu Şeker'le üzerinde çalıştıkları burundan koruyucu spreyi konuşuyorduk. Bir sürü de soru gelmiş onunla ilgili açıklayıcı olsun diye. Şunu soruyordum aslında, hayvan deneyleri... tamamlandı zannediyorum. Hangi aşamadasınız şu anda bu ilaç? Şimdi bu süre ilaç çalışmaları, ilaç araştırmalarında hani süreçte bahsi preklinik ve ondan sonrasında preklinikte hayvan deneyleri dahil olduğu halde devam ediyor. Devam ederken biz bitirdik. Bunu dediğim gibi TÜBİTAK COVID aşı ve ilaç platformu bağlamında son kısımları da tamamen bitti hayvan deneyleri. Hayvanlarda etkinlik datası gösterildi. Tabii bunlar dediğim gibi hani bu ne demek? Yani işe yarıyor, çalışıyor. Hayvanda da ne yaptık onu da söyleyeyim de hani belki hayvan tabii. Deneyinden kasıt ne? Alıp enjekte mi ettik? Hayır değil. Bahsettiğimiz gibi insanda nasıl kullanılmasını öngörüyorsak o şekilde yaptı. Aykut Özkul hocamız yani hayvanın şöyle, burnuna püskürtme yöntemiyle verdi. Enjektörle burnuna ilaç verildi. İlaç verildikten sonra hayvana uygulandı. Virüs verildi. Yani aktif virüs verildi. Ve virüsün nasıl tuttuğu gösterildi. İkincisinde de şöyle tutup etki yaratmadı. Diğer deney seti şu. Hasta bir hayvanın yanına yani hasta ne de enfeksiyon emarelerini gösteren, işte onun enfeksiyonla ilgili bütün şeyleri gösteren. Yani COVID-19 virüsü almış bir hayvanın yanına. COVID-19 hastası olmuş bir hayvanın yanına sprey sıkılmış aynen. Farklı viral yük taşıyan yani birisinde çok kabaca söylemek gerekirse birisinde 5 tane virüs var diyelim. Ötekinde 100 bin tane var, diğerinde 1 milyon, ötekinde 1 milyar tane virüs olan hayvanın yanına sağlıklı hayvanlar. İşte nasıl yapılıyor bunlar? İlk önce sağlıklı sprey almış, sağlıklı sprey almamış şeklinde yapıldığında gözüktü ki şeylerde çok yüksek virüs yüklerini taşıyanlarda bile yanındaki komşusuna yapamıyor. Bulaştırmıyor. Bulaş olmadığı için de hastalık gelişemiyor. Ne kadar korudu? Yani spreyi sıktığınız hayvan ne kadar korundu o çevresindeki bunların yanlış bilgi vermeyeyim. Bunlar bir arada işte yaklaşık 15 gün kadar falan yaşadılar. Tabii ki. Yani bir kere verdik ve hocanın eklemesi çok değerli. Bir kere verdik değil. Yani bu işte yanlış hatırlamıyorsam 4 kere yapıldı bu uygulama. Ve ondan sonra bu hayvanların artık hasta olmadığı gösterildi. Peki biz ne yapacağız? Biz de yine aynı şekilde mi davranacağız? Benzer şekilde davranılması öngörülüyor. Tabii ki burada şunu söylemek gerekiyor. Biz neredeyiz şimdi? Biz şu anda faz çalışması için başvuru kısmındayız. Bununla ilgili girişimlerimiz yapıldı. Hatta buraya gelmeden önce de TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal Hocamızla beraber bu grubumuzun, araştırma grubunun TÜBİTAK içerisinde... TÜBİTAK'ta size destek veriyor tabii ki, tabii ki. Bahsettiğim gibi TÜBİTAK aşı ve ilaç platformunun projelerinden bir tanesi. Doğrudan fonladığı projelerden bir tanesi.
Orada hani toplantısın, faz toplantıları yapılıyor şu anda. İşte gerekli hazırlıklar yapıldı, bitirmek üzere. Ondan sonra faz çalışmasına başlıyor. Faz çalışmasını hocam, şunu söylemekte fayda var. Mesela insanlar belki diğer hani bu vesileyle... Yani biz bu aşıya ne zaman ulaşırız? Bu ilaca. Spreye. Koruyucu. Bu ilaca spreye. Koldur hani, diyoruz. Evet, koldura burada, biz ne zaman ulaşırız? Çok güzel soru. Bunun için beklenen işte şey, bahar aylarını, erken baharda başlaması. Erken bahar kastınız Nisan mı? Çünkü ya, açıkçası bununla ilgili net tarih vermek çok iyi bir fikir değil. Yani bunu zaten şey içinde sorsanız da hani çok daha ilerlemiş, işte atıyorum mesela BioNTech aşısı içinde bundan 6 ay önce ya da 3 ay önce sormuş olsaydınız, onlar da size net şudur diyemezdi. Çünkü burada deneysel sonuç görmemiz lazım. Hani anlıyorum, insanlar çok sıkıldılar ve hani bir şekilde buradan evet nereye gidiyor ve çok sıkıldık, bir sürü bir şey oluyormuş gibi gözüküyor ama acaba hiçbir şey olmuyordu, bizim mi oyalıyor? Yok, öyle değil. Ama bu bilimsel araştırmanın doğası böyle. Size şöyle hak veriyorum, bir yandan böyle bir sabırsızlık yapıyoruz. Aha. Herkesi kastediyorum. Bir yandan da yani aşı çıksın, aşı çıksın, aşı nerede, ne zaman çıkar? Evet. Şimdi aşı çıktı. Bu aşı erceleme ediyoruz, incelendi mi, hangisi, değil mi? Yani, bir de böyle evet, bir yani durum. Işte bu çok mu acele edildi, çok mu hızlı davranıldı? İnsanlarda tabii ki şöyle bir algı var. Özellikle fiziksel bilim, fizik ve fizik bazlı bilimler, işte elektronikte şurada burada yapılan araştırmalarda işler biraz daha tıkır tıkır ilerleyebiliyor. Tabii o tıkır tıkır çok uzun frekanslar tabii yine onlar da. Ama orada nedir? Hani şeyiniz yok. Aldığınız risk nedir? Burada aldığınız risk insan hayatı. Yani o bakımdan hani minimum riskle değerlendirmemiz yapılması gerekiyor. İşte mesela hani sonrasında bir dedikodu gibi büyütülen mesela Sinovac aşısında Brezilya'da deneklerden bir tanesi de bir işte ölüm bildirilmişti. Oysa ki hani ne oldu? Bütün bir anda durduruluyor bütün çalışma. Neden? İşte bakılıyor ki sonra hani aşıyla mı ilgili, sonra olmadı, değil mi hocam? Fazlüçin evet, amaçlarından biri bu. Ölüm de olabilir. Aynen. Yani, belki ileride vaktimiz olur. BioNTech'in aşısının çalışması sırasında da 6 tane ölüm oldu. Ama 43 bin kişiyi takip ediyorsunuz. Doğal olarak ölümler de olacak zaten orada. Sözün ettiği ölüm mesela. İntihar oldu anlaşıldı. Evet. Aşıyla ilişkisi bakılacak. Yani, ben de onu diyecektim. İşin ilişkisi tespit edilen bir ölüm yok ama, değil mi? Sistematik burada da geçerli. Yani yok. Hani ilişkisi tespit edilen ölümler değil bu 6 ölüm. Yani, İkisi aşı grubunda, 4'ü plasebo grubunda ama aşıyla ilişkisi hiçbir şeyi göstermedi. Göstermedi. Peki Urart hocam, vatandaş anlaması açısından. Şimdi baktığımızda siz bunu çıkartmanız süresi açısından baktığımızda daha önceden işte 18 aylık bir deneme sürelerine tabi tutuluyordu bu tür çalışmalar. Şimdi iyice kısaldı. Bu kısalma süresi sizin için de geçerli olacak mı? Şöyle. Yani siz Nisan, Mayıs gibi bu koruyucuyu yani burnumuza sıkıp o hayvanlarda da karşımıza çıktığı gibi en yüksek virüsle donanmış bir hayvanın yanında bile duran diğer bir hayvanda hiçbir şey olmadı dediniz. Evet, dolayısıyla yani bu insanda da çok yüksek virüs almış bir insanın yanında da durduğunuzda size bulaşmayacağı anlamına mı geliyor? Beklenti tabii ki hipotezimiz bu. Hipotezimiz bu. Yani hipotezimiz bu. Bu hipotezimize bağlı araştırma sorusunu oluşturup bununla ilgili denemeyi yapacağız. Şey bu, hedef bu. Ama buradaki nasıl olacak onu söylemekte fayda var. İlk önce işte faz bir çalışması yapılması gerekiyor. Esasında faz bir çalışması basit toksikoloji çalışması çok kabaca. Hani alerjik bir reaksiyon neden oluyormuş. Bu burundan verileceği için hani başka orada problemlere neden olabilir mi? İlk önce bunu göreceğiz. Bu çok küçük gruplar, yani çok küçük derken diğerleriyle karşılaştığında aşıda da öyledir. Hani 15-16 kişi, belki 20 kişi üzerinde yapıldıktan sonra bir sonraki aşamaya geçiyor. Faz 2 ve 3 beraber olacak şekilde öngörüyoruz bunu. Peki bunu kim onaylıyor? Bunu Sağlık Bakanlığı, TİPCK diye bir kurumu var. Orası onaylıyor. Onlar, orada bir uzmanlar kurulu var. Onlar buna, evet bu şekilde, çünkü biz protokol yazıyoruz. Deney şu şekilde yapılacak insanlar üstünde. Bu uygun mudur diyoruz. Onlar uygundur ya da değildir diyor. Ama burada bir nokta var. Onu açmam gerekiyor. Çünkü bu şu anda Türkiye'de yürütülen pek çok çalışma için temel darboğazı oluşturuyor. Bu da şu. Türkiye'de bugüne kadar biyoteknolojik ilaç dediğimiz, yani işte protein tabanlı, yani protein yapısında bir ilaçın üretilmesi yahut da bir aşının üretilmesiyle ilgili bazı sistematikler çok oturmuş durumda değil. Çünkü Türkiye'de bu işlerin başlaması, hani yanlış olabilirim tarihçede, son 10 sene içerisinde daha hızlanmış nispeten bir sistematik var. Bu da ne demek bu? Şu demek. Şimdi ben laboratuvarda bugün başlasam, bugün hani buradan çıktıktan sonra gidip laboratuvarda bahsettiğim proteini üretmek için başlasam,
bugün ne? Cumartesi, pazar. Pazartesi sabah size saf protein veririm ben. Ama o iş öyle olmuyor. Eğer bu ilaç olarak kullanacaksa, fazla dahi kullanılacaksa, bunun özel valide edilmiş yerlerde yapılması gerekiyor. Anladım. Bu ne demek? Şu demek. Yani size bir kurum gelecek diyecek ki, evet diyecek, bu laboratuvar alanında bu ilacı ürettiğiniz zaman dışarıdan bir şey, bir toz zerrecinin üstünde bir patojen gelmez, konmaz bunun üstüne. Yahut da diyecek ki buradaki ölçüm 1 gram ölçüyorsa, bu evet dünyanın diğer taraflarında bu 1 gramdır demek. Yahut da bu molekülle, bu şişeyle bu şişeyi karıştırdığınız zaman hep mavi renk çıkar gibi sizin testlerinizi, yöntemlerinizin onaylanması gerekiyor. Ancak bizde bunların tamamını yaptırmak için maalesef bizim şeyimiz yok, altyapımız yok. Bunlar nerede? Bunları... Daha kısıtlı imkanlar aynen. içinde ne siz bu çalışmaları yürütmeye çalışıyorsunuz. Host dediği hani şey, bir organizmanın içerisine koyuyorsun. Bizim proteinimiz bir bakteri üretiyor. Bu bakterinin özelliğine işte belli, bunun bir soy kütüğünün bilinen bir bakteri olması gerekiyor. Nereden? İlk nereden izole edildi? Ondan sonra içerisinde bu gen parçasını nasıl koydunuz? Bunların hepsinin tek tek valide edilmesi gerekiyor. Ve bunlar 3-4 aylık süreçler. Peki buradan ben Çağlar Özket'e sormak istiyorum. Siz de aynı şeyi yaşıyor musunuz? Yani bilim insanlarının bu tür önemli çalışmaları yaparken en çok neye ihtiyacı var? Şimdi yani biz, gelişmiş bir ülkedeki sizin gibi çalışma yürüten bir bilim insanıyla kendinizi kıyasladığınızda orada o var, bende bu yok dediğiniz ne var? Biz tabii enstitülerle ya da üniversitelerle aynı problemlere sahip değiliz. Özel bir kurum tarafından yapılan bir aşı çalışması olduğu için bu aslında bir anlamda da ilk. Bizim iyi üretim ya da iyi laboratuvar uygulamaları konusunda bir sıkıntımız yok. Kilit ortaklarımız bellidir. Buralarda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Nanografi Ağlatçı Holding bünyesinde biliyorsunuz. Biyoteknoloji takımında doktoralı kişilerden oluşuyor. Özellikle buluşçu arkadaşım Murat Erdem, Ayşe Andaç, Zübeyir ve Mehtat'a buradan selam yolluyorum. Çünkü burada bir aslında biz herhangi bir devlet desteğine ya da enstitülerden gelecek desteklere ihtiyaç duymadan özel bir girişim başlatabilir miyiz diye düşündük ve nanografi çatısında bunu başarabildik. Yani bu siz neden önemli? Özel sektörün bünyesinde bunu üretiyorsunuz. Evet. Urartu hocam ise bildiğim kadarıyla TÜBİTAK desteğiyle aslında bir... Burada tabii şeyi bilmiyorum, Çağlar'ın söylediğin de şeyin dediğim gibi bu o rekombinant üretebilmek için dediğim gibi bunlar için benim bildiğim yani siz şey şu anda hücreniz hazır mı bilmiyorum. Bizim hücre hattımız hazır hocam. Şeyimizde iyi üretim içinde kilit ortağımız da belli. Zaten daha önceden yani şöyle iyi üretim dediğimiz GMP dediğimiz yani iyi laboratuvar iyi ve GMP, iyi üretim. Evet, GMP. İkisinin de sağlayan iki tane yeri biz fabrika olarak buldunuz. Bu bir Türk fabrikası mı? Evet. Yani tamamen Türkiye'de. Mutlulukla söylüyorum. Evet, biyobenzer daha önceden işte biyobenzer ilaçlar üreten bir kuruluştur ve oldukça güzel tesisleri vardır. Kilit ortağımızdır aynı zamanda. Yani bizim de eğer ki böyle bir firmayı bulmasaydık yurt dışında aramaya başlayacaktık. Çünkü bizim modelimiz insan üzerinde üretim. Yani Türkiye'de de bunu üretebilecek bir fabrika var. Var. Peki bu fabrikada üreteceğiniz aşı mRNA dediğimiz biyotekin aşısından farklı. Farklı. İnaktif dediğimiz aşıdan da farklı. Farklı. Sizinki bambaşka bir modelle üretilmiş yeni bir aşı modeli mi yoksa zaten dünyada da bilinen bir aşı mı? Bu yeni bir aşı modeli aslında. Dünyada da benzerleri var ama subunit aşılar dediğimiz bu modeller henüz daha piyasada kendini kanıtlayamadı. RNA aşıları da kanıtlayamadı. Yani RNA aşıları da mRNA aşıları dediğiniz ilk defa Moderna ve Pfizer'le yani bu koronavirüs özelinde aslında bugün FDA'da onayını verdi ona. Evet. Şimdi bu aslında bu tür geleceğin aşıları için bir fırsat. Yani biz buradan aslında bir çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey yapamasak bu teknoloji bize bundan sonraki bütün aşılar için artık öncelik sağlayacak. Nasıl yani yeni bir pandemi durumunda nasıl hareket edeceğimizi artık biliyoruz. Yani kilit ortaklarımızın kimler olması gerektiğini, nasıl hızlı karar alabileceğimizi biliyoruz. O yönden bizim açımızdan oldukça faydalı bir proses oldu bu aşı üretimi. Belli hazırlıklarla bundan sonraki çalışmalara doğru yol alacaksınız. Ben
Çok affedersiniz. Sabit nakas mı? Antijen. Tabii yok, hayır. Antijen Murat, çok affedersiniz. Pardon. Serhat hocama döneyim de ses çok karışmasın. Ben bana soruyu sormadan şu fark var mı dediniz ya. Evet. Ben infeksiyon hastalıkları eğitimi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptım. O üniversitenin, hadi adını vermeyeyim, Pfizer gibi büyük bir ortaklığı, bir şirketle ortaklığı var. Harvard'da yaptınız. Evet, Harvard'ın ilişkili, beraber iş yaptığı yerler var. Orada bir çalışmayı planladığınız zaman lazım olan laboratuvar malzemesini bir kağıda imzalayıp büyük bir salona giriyorsunuz. Bundan burada, bundan burada, bundan burada süpermarket sepetinizi doldurup çıkıyorsunuz. Aynı gün, aynı saat. Bizde bir enzim lazım oldu. Katılacaktır arkadaşlarım. Mesela biz bir ay bir enzimi almak zorunda kaldık. Yani araştırma bir iklim meselesi. Ha, ben aslında bunu duymak başına, için sormuştum. Tek başına mucit arkadaşlarımız var. Ama tek başına mucit olmak yetmiyor. Tek başına bir birim olmak yetmiyor. Bu işte Türkiye son 10-15 senede aslında hakikaten çok mesafe kat etti. Teknokentler bu iş için atılmış önemli adımlardan biridir. Araştırma iklimini oluşturmak. Teknokentlerin üniversite işbirlikleri. Bunlar zaman alan şeyler. Şimdi niye Sinovac önce çıkardı? Niye Pfizer önce çıkardı? Sinovac 15 yıldır hepatit aşılarını üreten bir firma. Yani buna benzer işleri yapıyor. Bizde Aykut hocamız sağ olsun, bakın niye bizim faz 1'e gelmiş? En önce o faz 1'e geldi. Çünkü Aykut hoca son 7-8 senedir Kırım-Kongo aşısıyla uğraşıyordu. Tabii. Bu arada bir Sayın Bakan'ın bir açıklaması var. Aykut Hoca'nın, Aykut Özdarendili'nin Erciyes Üniversitesi'nde geliştirdiği veya çalıştığı aşının faz 2 çalışmasına da 25 Aralık'ta başlayacağını tabii, Sayın Bakan açıkladı. Önde. Yani bunlar bizim, sakın yanlış anlaşılması, biz yetersiz, eksiz anlamında söylemiyorum. Ama biz koşuyoruz, arayı kapatıyoruz. Çok parlak bilim adamlarımız var. İklim yeni oluşuyor, bu ortamlar yeni oluşuyor ve bu kadar kötülüğün içerisinde demin arkadaşlarım da söyledi. Bu salgının, bu tür ortamların oluşturulmasına çok büyük katkısı oldu. Allah göstermesin, bir daha böyle bir şey geldiği zaman çok daha hazırlıklı olacağız biz. Koşturmaya başladık. O yüzden arada farklar var. Bunda yarışın biraz arkasından gidiyor gibi olabiliriz. Ama daha önceki konuşmalarımda da söylemiştim. Dünyanın halen her birimizin yetiştireceği, geliştireceği aşılara, her birimizin bulacağı yeni önleyici tedavilere ihtiyacı var. İlaçlara tek başına ihtiyacı ne var. Sinovac ne Pfizer'in aşısı dünyanın ihtiyacını karşılamaya yetmez. Ama bütün gücümüzle çalışacağız. Hocam, hem Urartu Şeker'in hem de Çağlar Özketen'in konuşmasında altını çizdiği bir nokta vardı. Biz buna çok erken ulaştık ama süreçler bizi bu kadar bir zamana kadar getirdi. O zaman onu daha ileriye götürebilecek, yani Sinovac'ta olduğu gibi veya BioNTech'te olduğu gibi veya Moderna'da olduğu gibi onları daha hızlı bir şekilde süratlendirecek bir destek modeli geliştirilebilir mi? Şu anda geliştiriliyor. Yani TÜBİDAK, TÜSEP. Evet, söylemek lazım. Belki hocam çok affedersiniz. BioNTech için mesela konuşalım. BioNTech'in ilk aldığı patent ne zaman biliyor musunuz? 2005 senesi. Yani Uğur Şahin Hoca ve Özlem Türeci hocalar hani dün bu işe başlamadılar. 2005 senesinde mRNA aşısı nasıl yapılmalı? Yapıldığı zaman, çünkü mRNA hani sadece işte bir RNA molekülü vermiyorsunuz. RNA molekülünün modifiye edilmesi gerekiyor. Modifiye ne demek? İşte bir kimyasal burasına takmanız gerekiyor. İşte bir uç burasına takmanız gerekiyor. Onların her bir parçayı tek tek patentlenmiş. Yani şu anda siz kalkıp ben bir mRNA aşısı yapayım deseniz de yeniden bir sistematik oluşturmamız gerekiyor. Yeni bir otomobil kurmak gibi. Bunun bütün araçlarını, aynen, bütün motor yani sistemini. Moderna'nın da öyle. Yeni, aha, yani iki günlük işler değil bunlar. Tabii yani, hatta bütün onların üzerine de... Tabii lütfen. Şimdi mRNA aşıları deden aslında daha önce patentlenmiş, evet, onlar. Hakikaten kanser tedavisi için geliştirilen yöntemler. Ve bunun için uğraşan firmalar var. Küçük firmalar, büyük firmalar. Birinci basamak bu mRNA platformunun, evet, patentini alıp dünyaya satmışlar. Farklı, evet, şeyler kullanılıyor. Ama bilimin sonu yok meselesine örnek de söyleyeyim. Bugün itibarıyla Pfizer'in geliştirdiği ya da diğerlerinin geliştirmekte olduğu tek mRNA veren sistemin ötesinde, çünkü orada mRNA miktarı az, bir kere, evet, verilmekle yetmiyor, iki kere vermek zorundasınız. 60-60 ya da 30-30-60 mikrogram vermek zorundasınız. Ama bunun geliştiren Amerika'da başka bir firma var. Yarın bugün adını daha çok duyacağız, ortalara çıkacak. Bu mRNA'yı bir kere vermiyor. Sizin söylediğiniz gibi öyle modifikasyonlar, öyle değişiklikler yapmış ki
mRNA'yı içeriye 2 mikrogram veriyor. İçeride kendisi çoğalıyor. Ve şu andaki mevcut mRNA aşılarının 10 katı protein yapıyor. Tek dozda yapıyor. Üstelik liyofilize. -80 de istemiyor gibi. Yani bakın, biz mRNA'nın platformunu kuralım diye uğraşıyoruz. BioNTech, Pfizer kurmuş, üretiyor bir taraftan. Bir de ama bunlar da 2-3 ay içerisinde gelecek. Evet. Peki. Yani böyle bir bütün akım bu. Bir sonu olmayan bir gelişim. Buna ne kadar erken o trene binerseniz, bir zamanlar trenler benzetilirdi. Son vagonla yetiştik, ikinci vagona yetiştik. Biz bu tür araştırmalarının dördüncü vagonundan bindik. Ha, bindik, tamam. Yani ama üçüncü vagondan bindik. Önümüzde daha vagonlar çok. O yüzden yılmadan, usanmadan, yenilikleri takip ederek ve bakın ne kadar çok gelişme oldu şimdi ülkede. Sağlık Bakanlığımız bir aşı müracaatı olduğu zaman hangi kurallar uygulanacak? Açıkça söyleyelim, evet. Yoktu ama şimdi var. Yani. Ve bunlar hızlı hızlı geliştiriliyor. TÜSEP gibi, TÜBİDAK gibi destek olan kuruluşlarımız tek tek çalışıyordu. Platformlar oluşulur hale geldi. Peki, izleyicimizin ilginç bir sorusu var. Diyor ki, COVID'e karşı burun damlasına çalışan başka ülke var mı? Sprey, yani burundan intranazal uygulama yapan aşılar var. Bunlardan birisi Çin'de. Yanlış hatırlamıyorsam influenza virüsünün üzerine, yani grip virüsünün üzerine modifiye bir şekilde çalışıyorlar. İntranazal modeller var. Evet. Şöyle söyleyeyim, Amerika'da ve bazı Avrupa ülkelerinde kullanılan, burundan sıkılarak kullanılan grip aşıları var zaten. Yani bu bir yöntem. O yöntemi hızla koronaya uyguladı çağlar. Peki sprey var mı hocam? Bu tür çalışan. Nasıl? Sizin spreyinize benzer çalışan başka ülkeler var mı? İçerisinde aktif maddesi başka olanlar var zaten. Bir tane vardı, içerisinde bir polimer var sanırım. Polimerin bloke ettiğini öngördükleri spreyi var. Polimer nedir hocam? Ya bir tane kimyasal bileşik. Bileşik, anladım. Yani onu aktivite eden ülkelerde çalışanlar var. Var, yani koronavirüs için doğrudan var. Hatta bu haberler bizimkini ilk biraz erken haber olarak çıktığında, hani bununla ilgili acaba bu mu falan diye altına yapıştırmışlar Twitter'da falan. Var yani. Hani öyle. Sizinki o değil ama. Yok, değil. Bizimki bu, yani söylemekte fayda var. Bu proteini gidip de biz alttan izole etmedik. Zaten bu izole edilmişti ve HIV için şu anda, yani HIV için, AIDS için zaten bu çalışılan protein. Şu anda hatta bunun işte farklı jel uygulamaları var. Onlar fazla Amerika'da. Dediğim gibi biz tamamen başka virüsler için bunu geliştirmiştik. Hatta bizim şu anda geliştirdiğimiz molekülün içerisinde bazı genetik modifikasyonlar var. Halihazırdaki var olan orijinalinden, doğalından farklı olarak. Ben Serhat Ünal'a Sinovac, Çin aşısı diyor herkes. Siz hoşlanmıyorum dediniz ama öyle kaldı. Karıştırılmasın diye söyledim. Başından beri çalışmaların başındasınız. Az önce söylediğiniz faz 3'te ne kadar kişi üzerinde, evet, denendiğini ve devam edeceğini. Şimdi gelecek ilk siparişler ve bir inceleme yapılacak. Evet. Nasıl bir ekip, kimler incelemeyi yapacak, ne kadar sürecek ve nasıl bir inceleme olacak? Şimdi Türkiye'ye ilk gelen aşı değil bu. Daha önce de Türkiye'ye gelen aşılar, ki Türkiye aşı konusunda çok başarılı bir ülkedir. İnşallah kendi aşılarımızı da artık yapar hale geleceğiz yakın zamanda. İnşallah. Gelen aşılar ilgili laboratuvarlarda uzun uzun incelenir. Onların teknik detayları var. Böyle elinize alıp sallayıp içinde partikül var mı diye başlamaktan, özel kültürlere ekerek içinde yabancı madde, mikrop var mı'ya kadar giden uzun bir süre. Bu daha önceden alınmış, lisanslanmış, kullanılan aşılarsa bu 14 gün sürelik, her gelen batch'in, her gelen grubun incelendiği bir süre. Ama bu aşı daha hiçbir yerde lisanslanmadı. Bir tek Çin'de erken kullanım lisansı var. Türkiye'de daha önce kullanılmadı, dünyada daha önce kullanılmadı. O nedenle bunun kararı biraz daha komplike. Neye bağlı? Faz 1 çalışması, faz 2 çalışması ve faz 3 çalışmalarının sonuçlarının da görülmesi lazım. Diğer aşılarda bakın, mesela BioNTech, Pfizer aşısında faz 3 çalışmasını bitirdi. Değerlendirecek kurumlara teslim etti. İngiltere kendi inceledi. Dedi ki ben bunu halkıma yapmaya yeterli görüyorum. Çin niye bitmedi Çin aşısını? Çünkü o da daha çok kişiye yapıldı galiba, değil mi? Dünya genelinde. Sayı olarak aşağı yukarı aynı. Bu süreç meselesi. Yani ne kadar hızlı başladınız, ne kadar hızlı gittiniz. Çin'in de şu anda Brezilya'da bitti.
faz 3 çalışması. Onun sonuçlarını bekliyoruz, yayınlanmasını. Artı onunla ilgili bir avantajımız daha var. Biz Pfizer-BioNTech'in de faz 3'üne katıldık. Yakın zamanda New England Journal of Medicine adlı önemli bir dergide yayınlandı sonuçları da. Bunda da faz 3'ünü ilk yapan ülkelerden biriyiz. Brezilya, Endonezya ile beraber. Bizim biraz avantajımız da Brezilya sonuçlarını gördükten sonra kendimizin de aslında devam ediyor da ama ara değerlendirmeye alıp bu çalışmalarımızı da sunacağız ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurulları hem Brezilya'dan gelen sonuca bakacak hem bizden gelen sonuçlara bakacak ve bu arada ilgili firmadan, Çin'den bütün detayları dosyalar şeklinde, tabii şimdi elektronik olarak geliyor ama hakikaten böyle dosyalardı. Şu anda arkadaşlar onları sayfa 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 her birine ne kadar ne koymuş, demin söyledi ya Urartu, good manufacturing practice'den, laboratuvardan belgesi olan yerlerde üretilmiş. Her seferinde hangi madde ne kadar, bunları teker teker inceliyor zaten. Bu bir süreç. Ve onları laboratuvarda hakikaten böyle mi diye bakacak. Artı faz 3 sonuçlarını da değerlendirip bağımsız bir grup diyecek ki evet bu aşıyı ben ülkemde insanlara kullanılmasına uygun gördüm, onayladım. Kim gibi? İngiltere'nin, onun adı da İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'dur İngiltere'ndeki bizim gibi. Amerika'da FDA'dir, İlaç ve Yiyecek ve İlaç Kurumu diye. Kendi ülkeleri için onaylayıp kullanmaya hocam başlayacak. Hocam peki bu kadar kısa sürede bu kadar çok aşı denemesinin yapılması ve kabul edilmesi, devreye sokulması bütün dünyayı denek haline getirmedi mi? Aslında bir tür öyle. Çünkü yeni geldi, aşı kullanılmaya başladı ya, zaten başka aşılarda da, daha önce olmuş olanlarda da yan etki açısından çok bütün dünya çapında çalışan bir yan etki takip sistemi vardır. Burada da Sağlık Bakanlığı'ndan bir ekip inanın gece gündüz çalışıyor. Hangi parametreleri takip edelim, kimlere nasıl yapalım diye. Burada Türkiye'de yapılan her aşı, aşı yapılan her kişi sanki faz 3'ü takip edermişçesine yan etkileri var mı, yok mu, nerede, nasıl oldu, antikoru oluştu mu, ne zaman oluştu diye takip edilecek. Bu sadece kendi insanımıza hizmet değil, buradan üretilecek bilgi bütün dünyaya yayınlanacak. Ve belki biz onları yaptığımızda daha sonra geliştirilen inaktif aşılar buna dayanarak ruhsatlanacak. Size birazcık daha, hem de bilim kurulu üyesiniz ve başına hep size yöneliyoruz. Ağırlık sizde oluyor, size yine sorularımız var ama Urartu Şeker'in o biraz manidar maskeniz var ama dünyanın bir... Dünyadaki ya da insanları denek olması sorusuna maalesef gülümsemenizden nasıl değerlendiriyorsunuz tüm bu hengameyi ve sonuçları? Çünkü elbette bu bir amaç için yapılıyor, iyi bir şey için yapılıyor. Bu süreler boşuna kısaltılmadı. Amaç daha yıkıcı etkilerinin önüne geçmek için. Fayda zarar değil mi bir teraziye? Serap Hanım, lafı gene kapıyor gibi olacağım ama bakın bütün dünyada yangın, orman yanıyor. Tabii hocam. Çatır çatır yanıyor. Şimdi bir ufak arazöz geldi elimizde, su tutacağız. Yani bunun arazözdeki suyun kalitesine tabii ki bakacağız ama çıkış basıncına bile bakmayacağız. Yani tıp her zaman yarar zarar dengesidir. Ama Sinovac için söyleyeyim, 100 yıldır kullanılan, yan etkisi yok. İlk baktığımız zarar vermeyelim. Koruyuculuğu belki düşük müdür? Zaman içerisinde daha çok göreceğiz. Şu anda gördüğümüz bilgi zararı yok. Faydası da olacak gibi duruyor. Peki sizin sprey için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz Urartu Hocam? Yani sizde uluslararası bir denekler arayacak mısınız? Başka ülkelere açılacak mısınız? Yani faz 3. Tabii ki bunu öngörüyoruz. Bunu öngörüyoruz tabii ki. Ama bunun planlaması yapıldı mı? Hangi ülkeler? Hayır, bunun planlaması yapılmadı. Dediğim gibi şu anda ilk önce hani kendi problemlerimizi çözüp bir yere gitmeye çalışıyoruz. Bu da tabii ki yolda yapılacak planlardan bir tanesi. Ama şu ilk aşamada bahsettiğim gibi kendi ülkemizde hani bunu tamamlayıp kullanıma sokmak istiyoruz bir an önce. Hatta şeyi de söylemekte fayda var esasında. Tabii doğrudan bu süreçlerin vakit alacağı çok açık. Ama bunu hızlandırmak için başka BC plan, kullanımın farklılaşmasını sağlayacak başka planlarımız da var. Tabii ki onları önümüzdeki günlerde umarım ifade etme şansımız olacak. Çünkü hani süreçte olan şeyleri açıklamak çok peki iyi fikir değil. Peki siz faz 2, faz 3'ü birlikte yapabilecek misiniz? Yani öyle bir çalışmanız ona olabilir mi? Ona biz karar mi? Vermiyoruz. Biz böyle bir öngörüyle bunun için mesela bunu yöneten firmalar var. Firma işte bugün bahsettiğim o toplantı onunla ilgili o firma temsilcisi hocamız, o da kendisi tıp doktoru. Bunu takip edecek bizim adımıza. İşte bu Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılmasını öngörüyoruz biz.
Bu orada bir hocamız var, Hürrem hocamız var. Onun şeyini kontrolünde yapılması öngörülüyor. Ama bunlar bir plan. Şu an biz bunları devletin ilgili kurumuna soruyoruz ki biz böyle düşünüyoruz. Siz bu konuda ne diyorsunuz peki, diyeceğiz. Onlar buna cevap verecekler. Serhat'ın alın dediği yani dünya yanıyor, bir arazöz geldi. Evet. Suyun kalitesini ölçeceğiz evet. Ama buna çok takılıyor muyuz? Basıncılar. Yani siz aşıyla ilgili yorumları çevrenizde yani, ailenizden de çok soru vardır size değil mi? Şöyle söyleyeyim nasıl hissediyorsunuz bu sorular karşısında? Söyleyeyim ben. Bir kere hocamın da dediği gibi ve pek çok hocamızın da dediği gibi şöyle bir durum var. Günde şu kadar milyon, yani bugüne kadar şu kadar milyon kişi ölmüş dünyada. Ve bahsettiği gibi hocamızın da söylediği gibi hani burada iki seçeneğiniz var. Hala insanların ölmesine mi bakacaksınız yoksa burada bir risk analizi yapmanız gerekiyor. Çok basit yani bu her yerde savaşta da bunu yaparsınız. Günlük hayatta da bunu yaparsınız. Bir risk analizi yap. Risk analizi de akılcı olan diyor ki bu aşı olursak hızlıca toparlayacak gibi gözüküyoruz. Bunun tabii ki süreçleri var. Bir de şunu söylemekte fayda var. Şimdi insanların takıldığı iki tane nokta var. Benim hani en çok gördüğüm ya da soru sorulan bir nasıl bu kadar hızlı oldu? Biraz önce o soruya nasıl bu kadar hızlı gelebildik? Nasıl bu kadar hızlı? Daha önceden hani işte diyorlardı ki 10 senede aşı oluyor, 5 senede aşı oluyor. Şimdi bunun birkaç tane parametresi var. Parametrelerden bir tanesi teknoloji gelişti. Yani işte mesela şey için hocamın söylediği şey aşısı, şu anki işte inaktif virüs aşısı zaten bilinen bir teknoloji. Yani ta 50'lerden beri kullanılan bir teknoloji. Biliniyor yani ABC'si bilinen bir teknoloji. Onun dışında diğerleri nasıl gelişti? Dediğim gibi teknoloji gelişti. Bugün siz işte dediğim gibi birkaç gün içerisinde klonlama yaparsanız mesela RNA aşıları için değil mi? Biliniyor zaten. Dediğim gibi 15 senedir zaten 15 seneden de eski. Hatta burada adını da anmakta çok ismini hatırlayamadım şimdi yine unuttum. Macar bir bilim kadını bunun ilk RNA'nın yani tek zincirli bir RNA nükleik asitin hücrelerin içerisinde verilip oradan bir şey ürettirilmesi fikrini ortaya atan ve hani bu çok tutan bir fikir olmayarak çok benimsenmiyor falan sonra Macaristan'dan gidiyor Amerika'ya gidiyor Amerika Birleşik Devletleri'nden Pensilvanya'da bu işlere başlıyor vesaire. Yani bu kadar geç 40 yaklaşık 30-40 senelik bir geçmiş olan bir teknolojiden bahsediyorsunuz. Daha yavaş yapıyorduk bunları. Şu anda çok hızlı yapabiliyoruz. Yani burada bir paradigma değişimi olduğunu kabul etmemiz lazım. Mesela soruluyor ya işte Aziz Sancar Hoca Türkiye'den neden? Şimdi Aziz Sancar Hoca Nobel'i almasındaki en büyük etmen olan makalelerden bir tanesi Türkiye'de 80'lerin başında yapmış olduğu bir makale. O makale o zaman Türkiye'de yapması imkansızdı. Neden? Çünkü Türkiye'de o zaman gen klonlayan hiç kimse büyük ihtimalle yoktu zaten. Şimdi bugün gen klonlamak, protein üretmek bunlar artık böyle çok hızlı bir şekilde oluyor. Sorunumuz yok mu? Biz bunları yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz bunları. Buradaki sorunumuz yok. Peki hocam benim merak ettiğim vatandaşımın biraz merakıyla gidiyorum biraz teknik olmaktan çıkaraktan. Siz sonuçta bir koruyucu sprey geliştirdiniz. Evet. Geliştirdiğiniz bu üzerinde adı var, koruyucu. Madem koruyorsa, madem hayvanlarda da denediniz, onları da koruduğunu ortaya koyduysanız, neden süratte faz 1, faz 2, faz 3 aşamalarını geçmiyorsunuz da? O süretin kuralları var. Bekliyorsunuz. Fazla sürat öldürür biliyorsunuz. O şekilde. İşte oradan yola çıkarak da diyorlar ki Muharrem Sarıkaya diyor ki aşıda da fazla sürat mı yapıyor? İşte orada da fazla sürat yapmadı mı dünya? Yani burada şunu eklemek lazım. Bir dediğim gibi teknoloji gelişti oradan belki devam etmek gerekiyor. İkincisi hocam çok daha iyi bilir. Bu kadar hızlı fonlama yoktu zaten. Şu anda BioNTech'in, Moderna'nın yahut da diğer işte mesela Çin aşısı deniyor mu? Çin'de 4 tane aşı var. Hangisi? Yani 2 tane işte Sinovac, Sinopharm. Hocam bu virüs çıkalı, bu virüs ortaya çıkalı bugün itibariyle zaten tam 12 ay oldu. Yani 12 ay içerisinde bu kadar çok büyük gelişmelere tanıklık ettik. Ya işte bir finansman, çok hızlı finansman attı. İkincisi hasta. Yani diğer işte pek çok enfeksiyon hastalığında dediğim gibi hocam daha iyi bilir. Hani bu kadar çabuk ya da başka ilaç şeylerini fazlarını bu kadar hızlı denek bulamıyorsunuz ki. Ya bu kadar hızlı çünkü etraf kaynıyor yani hocanın dediği gibi yangın var ve siz yangına müdahale etmek için oradan bazı ağaçları alıp tık tık kenarda bakıyorsunuz. Hani söndürüyorum benim suyum bunu diye. Bu üçüncüsü de ve bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman da hızlıca ilerleme şansımız oldu. Yani de söylemek gerekiyor. Daha önceki aynı virüsün, yani diğer koronavirüsün diğer iki SARS ve MERS'te. SARS ve MERS'te yapılmış yüzlerce aşı başvurusu var o zaman. Ama iki şey vardı. Hocamın söylediği gibi koronavirüs, yani şu anki SARS-CoV-2'nin öldürücülüğü onlarla karşılaştığında daha az. Daha az olduğu için de
daha fazla hasta var. Ama onların öldürücülüğü çok daha yüksekti değil mi hocam? Yani yanlış söyleyeyim. Yüksekti ama kısa sürdü işte. Yani kısa sürdü ve bir kısmında bölgeseldi. Onun için de o aşı çalışmaları, başvuruları vesaire bu kadar hızlanamadı. Ama ne oldu? Bir birikim oluştu. O bakımdan hani burada yanlış olan bir şey yok bilimsel olarak. Ve her şey gayet kontrollü bir şekilde gidiyor. Bunların da dediğim gibi sadece daha görünür ve daha hızlı haber alıyoruz. Ben süratle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Süratle ilgili Çağlar Bey'in de bir fikrini alalım bu konuştuklarımızın üzerine. Oradan da size gelelim ki kendisi çok bekledi çünkü. Siz ne diyorsunuz bu çalışmaların hızıyla ilgili? Şimdi tabii burada aslında sadece basit matematik konuşuyor. Yani pandemideyiz şu an. Her şeyi hızlandırmak zorundasınız. Amerika'da bile Warp Speed diye bir program var. Tüm aşı süreçleri hızlanıyor. Herkes buna uymak zorunda çünkü gün be gün insanlar ölüyor. Yani bunun artık bir avantaj dezavantaj şeyine baktığınız zaman her türlü desteği bu noktaya aktarmak zorunda tüm devletler. Siz inaktif aşıyı mı kişi olarak yani bu tartışmalardan bağımsız bir, daha ileriye dönük bir şey sanki daha yeni mRNA inaktifte daha geleneksel yıllardır bilinen. Siz bilim insanı olarak daha yeniyi mi tercih edersiniz? Yok, hayır. Bu biliniyor ve daha güvenli bulunuyor. Aşı mucidi olarak bir de. Bu soru bana sıklıkla geliyor aslında. Aslında burada birisini diğerine yeğlemek olmuyor. Çünkü birisi elma, birisi armut gibi değerlendirebiliriz. İnaktive aşılar daha yani polimorfik diyeceğimiz farklı tip antikorlar üretmek için ideal aşılar. Gelenekseldir. Hızlıca hemen yapabilirsiniz. Ama buna rağmen yeni geleceğin aşıları dediğimiz bu subunit aşıları ve RNA aşıları daha fazla antikor. Yani birbirlerinin üstünlükleri nedir bunun? Çünkü her şeyin bir iyi yanı, bir dezavantajı, bir avantajı, diğerinin de öbürüne vardır. Belki Çağlar şey olsun diye hızlıca şunu söyleyeyim. Bilimsel olarak etkinliği gösterilmiş verisi belli olan aşıların hiçbirinden bir farkı yok. Hepsini alabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Çağlar. Dezavantaj avantaj konusu yani ben de Urartu hocamın dediğinin aynısını söyleyecektim. Yani makale okurken de aslında bu hani makale okur yazarlığımızı da arttırmak zorundayız aslında. Şimdi inaktif aşılarda farklı tip antikorlar da üretebilirsiniz. O yönden bir avantajı vardır. Geleceğin aşıları dediğimiz bu aşılarda da tek tip antikordan çok fazla üretebilirsiniz. İkisinin daha uzun kalıcılık mıdır bu? Yani koruyuculuk mudur bu? Örneğin? Aslında COVID-2 özelinde yani SARS-2 özelinde durumlar biraz vahim gidiyor. Antikorlar hızlı yani yok oluyorlar. Yani yine ben biraz vatandaş diliyle soracağım. İnaktif aşıyı yaptırdığımızda 6 ayda bir yaptırıp mRNA aşısını yaptırdığımızda 10 ayda bir mi yaptıracağız? Hocam, Serhat Hocam. Datası yok bunun. Bunu söyleyemezsiniz. Çünkü daha kanıt yok. Yani ama galiba öyle diyor Pfizer, BioNTech kalıcı koruyuculuk gelebilir ya da Moderna mı öyle diyor? Öyle bakın, bir iddiaları var. Moderna'nın böyle bir iddiası olduğu için bunu dile getirdim. Bu hipotezi bilimsel veriyle desteklemediğiniz zaman yani bilimsel veri ne demek? 3'tür, 5'tir, 6'dır. Daha onay geçmedi. Buna bakacaksınız. Yani bu, yani. Şimdi ticari bir boyutu da var bunun değil mi? Bu savaşta herkes bir imaj çalışması da yapıyor. Buyurun. Size, evet, buyurun. Yani ben biraz önceki sözüm Moderna'nın böyle bir iddiası olduğu için onu getirdim. Onu da şimdi, açıklık getireyim. Önce şunu söyleyeyim. Hızlandırma meselesini. Lütfen. Hastalığın karakteriyle de ilgili. Bu hastalık son derece hızlı. 5 günde hasta oluyorsunuz. 10 günde iyileşiyorsunuz. Ya da Allah korusun daha ilerliyor. Hayatınızı kaybedebiliyorsunuz. Ve aşıyı yaptığınız zaman da koruyuculuğun ortaya çıkıp çıkmaması. Faz 3'ü nasıl yapıyorduk? Plasebo verdik, aşı verdik. Kişilerin toplumda hastalanma hızına bakıyoruz. Günde 30 bin, 40 bin hastası olan ülkelerde tabii ki daha çok kişi daha kısa sürede hasta olduğu için daha hızlı sonuçlandı. Esas yeri alan, süreyi alan faz 3 denemeleridir. Şimdi ben size soruyorum. Human papilloma virüs aşısı. Rahim ağzı kanserini önleme aşısı. Aşıyı verdiniz. Klinik etkinliğini kaç sene sonra göreceksiniz? Kaç sene? 10 sene, 20 sene. Bunun geliştirilmesi, bunun faz 3'ü ile 5 günde, 10 günde sonuç aldığınız ve yılda kaç kişide rahim ağzı kanseri meydana gelecek? Bunda kaç kişi hasta oluyor? Yani bu salgın nedeniyle ve hastalığın karakteri nedeniyle daha hızlı sonuç alınabiliyor. Daha hızlı sonuç alınabiliyor. O nedenle Pfizer 43 bin kişiye verdi. Sinovac'ın ki şu anda 30 bin kişilere ulaşıyor. Moderna 30 bin kişiye verdi. Ne yapıyoruz? Kanıt üretmeye çalışıyoruz. Devir kanıta dayalı tıp devridir. Hipotezleri kurarsınız, bunları denersiniz, kanıtınız olunca. Şimdi yangın olmasa
daha uzun sürede yavaş yavaş yapalım, uzun sürede daha çok kanıt üretelim. Ama öyle bir durum yok. Üretebildiğimiz her türlü kanıta bakarak, bunun sonuçlarını yorumlayarak miktar izin verme meselesine geliyoruz. Yorum dediğiniz zaman, bana göre dediğiniz zaman Moderna diyebilir. Moderna faz 3 çalışmasında aldığı sonuçlara baktı. 2 ayda ne kadar azaldığına baktı. Bununla ilgili bir tahminde bulundu. Benim antikorum şu kadar dayanabilir diyor. Ama o kadar süre geçmedi daha. Onu o yüzden göreceğiz. Onun kanıtı olamaz. Ben size düşünceye dayalı, kanıta dayalı olmayan örnek vereyim. Bakın British Medical Journal'da yayınlandı. Ve çok da iyi isimler, kanser uzmanları. Diyor ki bu lipitli mRNA aşılarını kanser hastalarına verirsek kanser hücreleri bu lipitleri emer. O zaman immün hücrelere, savunma hücrelerine daha az aşı gider. Onlar da aşı yanıtı düşük olur. Artı bu gelen lipid profiller kanser hücrelerinin etrafında bir mikro çevre değişikliği yapıp onun gidişine etkisi olabilir mi? Saygın dergide yayınlanmış bir şey. Buna inanacak mıyım ben şimdi? Nerede bunun kanıtı? Kanıtı gelecek ileride. O nedenle aşı ile ilgili kanıtlarımız en yaşlısı 6 aylıktır. Evet. Ne zaman başladık? Nereye geldik? Şimdi özellikle bundan sonra gelecek yorumlara göre göreceğiz ve bu işte uğraşan kişiler bir tahminde bulunacak. Kanıtlara bakıp bir karar verecek. %100 güvenli midir? Tıpta zaten böyle bir şey yok. Ha, yan etkisi azdır. Kötü bir şey olmama ihtimali yüksek midir? Evet yüksektir. Neye göre? Elimizdeki kanıtlara göre. Yarın başka bir şey çıkar. 100 milyonda çıkacak bir tane önemli yan etkisi vardır. Onu öngöremezsiniz şimdiden. Ama burada elinizdeki kanıtları, emniyeti, önce güvenliği, sonra etkinliği, artı neye karşı bunu kullanıyorsunuz? 20 sene sonra çıkacak 100 tane rahim ağzı kanserine mi? Her gün 40 bin vakanın 250 kişisi bir ülkede, dünyada 2500 kişi, 3000 kişi ölüyor ya mı göre? Bunu tartacak ve kanıt verilecek. O yüzden aşılar arasında şu anda yarıştırıcı farklılıklar konuşulamaz. Demin söylendi, elimize gelen aşıları değerlendireceğiz. Emniyetine bakacağız, güvenliğine bakacağız, etkinliğine bakacağız. Ve her ülke kendi vatandaşları için bir karar verip kullanmaya karar verecek. Şimdi bugün bu kadar çok soru soruyoruz çünkü bu sorular sürekli geliyor. Ve 3 hafta sonra, 1 ay sonra, 1,5 ay sonra belki de artık başka aşılar, olacak aşılar yapılmaya da başlanacak. Öncelikli olarak da elbette bu arada Sağlık Bakanı da 25 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının da gelmesinin mümkün olduğunu, bu yönde görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Ama öncelikle tabii en kısa vadede Çin'den gelen Sinovac'ı konuştuğumuz için tüm soruları sizi de bulmuşken biz soruyoruz. Çünkü herkes diyor ki şu da şu peki nasılmış, bu nasılmış. Örneğin az önce siz onu biraz bahsettiniz ondan ama şöyle diyen meslektaşlarınız da var. Ben Türkiye'de faz 3 çalışmaları bitip üzerinden 2 ay geçmeden ve bunun sonucunu görmeden inceleme sonucu gelse dahi aşı olmak için o 2 ayı beklerim. Anlamlı mı bu o, sizce? Onun kişisel tercihi. Bakın gene söylüyorum. Hepimiz aynı kanıta bakıyoruz. Bu kanıtlar sonucu ben Serhat Ünal olarak bu işin içinde olduğum için hasbelkader bakıp evet olurum ya da olmam, sevdiklerime yaptırırım yaptırmamın kararı verebilirim. Kişisel karar. Ama sorumlu olan yönetici, Sağlık Bakanlığı bu ülke için karar verecek. Neye göre karar verecek? Yetiştirdiği değerlere soracak uzmanlarına. Arkadaş bunlara bir bak, bir incele, karar vermemize yardım et. O yüzden bir kişi televizyonda çıkıp Sinovac aşısı gelse de ben 3 ay, 5 ay beklerim, onun sonucuna göre karar veririm. Bunun Türkçe meali ne biliyor musunuz? Diğer vatandaşlar yapsın. Onlarda bir yan etki çıkacaksa ben göreyim. Ondan sonra emniyetli tarafta karar vereyim. Onun canı, onun kararı. Ben buna bir şey diyemem. Kişisel farklılıklar her zaman olur. Ama şöyle o kişilerle şunu konuşabiliriz. Elimizdeki kanıt ne? Elimizdeki kanıt belli. Faz 3'te yapılan sonuçlar. Ve bütün dünya böyle yapıyor. Peki. BioNTech'in faz 3'üne İngiltere'nin İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun uzmanları oturdu, baktı. Hepsini inceledi. Ben yayında parçaları da yanımda getirdim. Hangisi ne kadar etkili, kaç tane yan etki çıkmış. Şimdi bakın o çalışma sırasında 6 tane ölüm olmuş. Allah korusun bizde böyle bir şey olsa en çok korktuğum yani 25 merkezde yürütülüyor diyoruz ya.
O merkezde çalışan 500 doktor arkadaşım, hemşire, bütün gönüllüler, biz hepimiz çok risk aldık. Aşı yaptıranlar dünyada ilk defa yapılan bir şeyin yapılmasına müsaade etti. Ne için? İnsanlığa hizmet etmek için. Zaten korunuyor, maskesini takıyor, testlerini yaptırıyor Muharrem Bey. Hem de haftada bir defa. Haftada kaç kere korunmasını yapıyor. Neydi zoru? Ama ben böyle algılıyorum. İnsanlığa hizmettir bu. Ve böyle böyle bilgi birikti. Peki. Şimdi bunlara bakıp daha çoğuna karar vereceğiz. Hocam şunu merak ediyorum. Tam da buradan devam edelim. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarına baktığımızda %60 ancak aşılanırsa veya hastalığı geçirirse bir koruyuculuk sağlarız diyor. Biz buradan baktığımızda 50 milyon aşı gelecek ilk aşamada. O da 25 milyon kişinin aşılanması olacak. Yani %30'luk bir kesimin aşılanması demek. Biz %60'a erişebilmek için kalan %30'u ne zaman sağlayacağız? Ama ona önce şöyle bir hesap yapalım. %60 bağışık olması diyoruz. Bunun bir yöntemi aşı yapmak. 25 milyon kişi. Şu anda Türkiye'de bir kısım kişi de bağışık hale geldi hastalığı geçirerek. Ne kadar onun oranı bilmiyorum. Onun rakamlarını bilmiyorum. Halen antikor çalışmaları devam ediyor. Ama yani %3 olur, 5 olur, 10 olur. O rakamlara göre söyleyeceğiz. Oradan da bir kısım gelecek. Artı en çok bulaştıranlar ve sonucu en kötü olanlar diyoruz ya. Çocukluk yaş grubuna da yapmayacağımızı düşünerek onlar bulaştırmıyor anlamında söylemiyorum. Ama korumaya daha az muhtaçlar gibi daha az gidiyor. O 50 milyonun %60'ı derseniz bu rakam epey bir kısım kapsayacak. Anladım. Yani ondan sonra aşı, zaten Çağlar'ın aşısı artı, geliyor. Artı peşinden Özdağ'ın Deli'nin aşısı geliyor. Sizin bir aşı çalışmanız var. Hacettepe'nin aşı. İnşallah onlar Nisan Mayıs devreye girecek. Bildiğim ama kadarıyla Aykut Hoca'nın bir aşı çalışması var veya sizinle yani, birlikte Aykut Hoca ile ortak çalışıyoruz. Ortak çalıştığınız evet. Yeni bir şey var. Peki hocam sizin açınızdan değerlendirsek son bir dakikada bu denemeler yapılıyor da bu faz 3 faz 2 çalışmaları yapılıyor. Peki bu çalışmaların sonucunda bir problemle karşılaşılırsa veya sizin çalışmanızda bir problemle karşılaşırsanız yeniden geriye mi dönüp bir daha bütün eğer süreci molekülle ilgili bir problemse bu molekülün etkinliğiyle ilgili problemse etkinlik. Evet ama formülasyonla ilgili problemse yine evet ama hani bunlar süreçlerin şeye bağlı hangi basamakta problemi yaşadığımıza bağlı olarak daha hızlı ya da daha yavaş gelişebilir cevaplarımız. Peki buradaki virüsle tanıştığımız anda sizin kullanacağımız o koruyucu sprey de bir antikor üretiyor mu? Hayır. Yani beklemiyoruz açıkçası. Yani genelde ben de bu soruyu merak ediyordum. Evet, güzel. Verdiğiniz proteine antikor oluşup da etkinliğini azaltır mı? Azaltır. Öyle sormak lazım. Evet, çok güzel soru. Bu açıkçası şey, bununla ilgili burada bakacağımız datalardan bir tanesi şu anda bu bahsettiğimiz faz çalışmalarında. Ancak hani etkinliğini azaltacağını çok azaltacağını düşündüğümüz antikorların üretilmesini çok fazla beklemiyoruz. Çünkü hayvan deneyleri ve hani dediğim gibi de HIV için yapılmış başka çalışmalarda şey bu gözlenmemiş. Çok düşük seviyelerde var. Yani etkinlikte bir kayıp olmuyor. Ama şey dediğiniz gibi tabii ki buna bakacağız. Yani bu bakılacak, insanda bakılacak datalardan bir tanesi bu. Burada tekrar bir araya gidelim. Aranın ardından yine bir konuşacağımız çok şey var. Bir de bu başladığında aşının yapılması süreci, insanlar, yani uygulamalar nasıl olacak? Onunla ilgili de sizden fikir alalım. Çünkü herkes merak ediyor. Herkes çünkü şüpheli değil, yaptırmak için sabırsızlıkla bekleyen ve çok insan da var. Nasıl yaptıracağım diye soruyorlar. Bir de aşı karşıtları var. Lazım. Ona karşı ne diyor hocalarımız? Onu da bir soralım. Aşıda tereddütü olanlar diyelim artık. Hepsini soracağız. Görüşmek üzere aranın ardından. Olaylar ve görüşler devam ediyor. Çok soru var. Sizler adına biz de burada soracağız konuklarımıza. Serhat Ünal size soracağım. Profesör Doktor Serhat Ünal. İncelemeleri konuştuk. Faz 3 çalışmalarını konuştuk. Şimdi bu inceleme sonunda da evet artık bu aşı uygulansın, Sinovac aşısı ülkemizde diye başlanırsa nasıl bir yol izlenecek? Ekran başında bizi dinleyen izleyicilerimizden. Öncelikle ben hemen yaptırırım, bekliyorum diyenler nasıl yaptıracaklar?
Aşı tabii belli bir tercihe göre, öncelemeye göre yapılacak. O nedenle gene sıranın gelmesini beklemek gerekecek. Çünkü imkan kısıtlı. Bütün dünyada olduğu gibi biz 84 milyonuz, 2 doz yapacağız. 160-170 milyon doz aşıyı bir anda ulaşmak pek mümkün değil. Gelen aşıya göre önceliklendirme ve bütün dünya ülkeleri zaten böyle yaptı. İngiltere'ye bakın, Amerika'ya bakın. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bir önceliklendirme tavsiyesi var ama her ülke kendine göre yapıyor. Sağlık Bakanlığı ilgili kurumlarında bildiğim kadarıyla değerlendirdi bu işi. Ve bütün dünyada ortak bir şey var. Sağlık personelinde, sağlık çalışanlarından başlanacak. Neden? Bir kere ön safta en çok bulaşma ihtimali olan grup artı en çok çalışması gereken bir dönemde iş gücünün sağlam olması lazım. Bugün Sağlık Bakanı açıkladı, 130 bin sağlık çalışanı enfekte olmuş şu ana kadar. Doğrudur. Bir hayli kaybımız da oldu. Şu anda bütün diş hekimi, eczacı, hemşire, doktor, hastanede çalışan diğer destek elemanları hepsini saydığınızda 1,5 milyon civarında. Peki, sağlık... Peki bu bir zorunluluk mu? Bir hekim, yok, bir hemşire derse ki ben aşı olmayacağım. Yok, şu an için dünyanın hiçbir ülkesinde zorunlu haline getirilmedi. Türkiye'de de olunması tavsiye olunacak. Ve öncelikle sağlık personeli. Ondan sonra sonucu kötü olabilen yaş grupları ki 60 üstü, 65 yaş üstü özellikle altta yatan hastalığı olan gruplara bir öncelik tanınacak. Bundan sonra anahtar kişi ya da key element denen toplumda çalışmaması tolere edilemeyecek kişiler mesela güvenlik güçleri olur, ambulans sistemi olur, itfaiye sistemi olur gibi elemanlarla ve bu üçüncü basamakta saydım 1, 2, 3. Dördüncü basamakta da 50 yaştan aşağıya doğru zaten şu anda 18 yaşın üstü aşılanmak üzere bir karar alındı. Çocukluk yaş grubunda gençlerde biliyorsunuz daha hafif seyrediyor. Sonuçları çok şükür öyle kötü sonuçlar olmuyor. Bu öncelikler içerisinde yapılacağı için ve Sağlık Bakanlığı kanalıyla yapılacağı için ben aşı olmak istiyorum diyene maalesef şu anda öyle bir sistem yok ama bu Türkiye özel bir durum değil. Şu anın şartları böyle. Bütün dünya ülkelerinde böyle şu anda. Evet. Urartu Hocam, şimdi siz bir mucitsiniz. Bu koronavirüse karşı oluşturulan bir ilaç geliştirdiniz. Buradan baktığımızda eskiden vatanseverlik hep askerle ölçülürdü ve o askerle eşit tutulurdu. Ancak bugün virüsü silahla vuramıyoruz. Ve artık koronavirüse karşı ön saflarda olanlar da sizlersiniz. Yani sağlık çalışanları veya ona karşı aşı veya işte ilaç geliştiren kesimler. Fakat bu hafta içerisinde Dünya Sağlık Örgütü sözcüsünün yaptığı bir açıklama var. Aşılar harika bir araçtır. Çok yardımcı olacaktır. Ancak aşının bir tür bağışıklık bariyeri sağlamaktaki etkisi hala çok uzak diyor. Yani siz buradan baktığınızda o zaman bir bariyer oluşturmayacaksa, yeni bir durum yaratmayacaksa, bu artık askerden çok daha önemli bir hale gelmişse sağlık çalışanları ve onun içinde çaba gösteriliyorsa, o zaman o bariyeri biz nerede bulacağız? Yani yeni eşik burada nerede duracak? Onun için önümüzdeki dönemde siz ne görüyorsunuz? Yani bu sadece bir aşı çalışmasıyla mı bitecek? Yoksa biz vücudumuza bir şeyler alıp onun sürekli antikor üreteceği bir yapıya mı dönüşeceğiz? Yani mDNA'lara doğru bir gidişe bize yol açabilir mi? Yani şöyle şeyi söylemekte fayda var. Zaten hani bu işten kurtulmanın, çıkmanın tek yolu aşılanmak. Tamam. Bu aşılanmanın hani getireceği fayda zaten gösterilmiş, binlerce kez dünyada gösterilmiş, kanıtlanmış bir durum. Sorunuzun ikinci kısmı şey mi hani? Yani diyor ki bir bariyer oluşturmayacak diyor ve etkisi hala çok uzak diyor. Ya şöyle belki hocam katkıda bulunmak isteyebilir çünkü o kısım doğrudan benim uzmanlık alanımla ilintili bir şey değil. Oradan tam kastedilen nedir onu açıkçası çok cevap vermem. Siz ne görüyorsunuz gelecekte bu benim açıkçası şöyle aşının bariyer olup olmamasından kasıt herhalde sonrasında tekrar enfeksiyon devam edeceğini kastediyorlar yani sanırım. Yani salgını kesmeyecek. Evet, salgını, üçüncü dalgaya durduramayacak diyor özetle. Burada açıkçası hani doğru cevabı vermesi gereken dediğim gibi hocamın katkısı daha şey olur yerinde olur sanırım. Ne dersiniz topu ona hocam? Atıyorum hocam Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği şu.
aşı oldum, virüsle karşılaştığım zaman benim vücuduma da yapışamıyor, giremiyor. Dediği bu. Şu andaki aşıların bunu yapıp yapmadığı belli değil. Hiçbirinin. Şu andaki aşıların yaptığı, virüs geliyor, hücrelerimize girip çoğalıp hastalık meydana getirmesine engel oluyor. Gerçekten buna engel olacak bir aşı, bunlar muhtemelen zamanı geldiğinde buna da bir miktar etkileri olacak ama tam olarak gösterilemedi. Bunun %100 olacağı mRNA da değil, canlı aşı uğrundan yapacağız ve burada öyle bir antikor oluşacak ki virüs yapışamayacak bile. Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği bariyer bu. Bu, diğer hastalıklarda böyle bariyer vardır herhalde. Hangilerinde var örneğin? Polio'da böyle bariyer olabildiği için tam olarak başarılı olabildi. Bu benzetme üzerinden anlatıyor zaten. Ama orası da daha tam kanıt ortaya çıkmadı. Hastalık olmaya olmaya yapışamayacak, çoğalamayacak hale de gelebilir. Biraz daha zaman alabilir o. Dünya Sağlık Örgütü'nün söylemeye çalıştığı, bu aşılar yeterince iyidir. Ama bulaşmayı tam önleyecek ideal duruma gelmemiştir. Doğrudur. Ama şu andaki hali kullanılmayacak anlamına gelmez. Hastalık olmasını engelliyor. İşte burada belki evet, aşı yerine biz bunu profilaksiyle de birleştirip yani insanları hem aşılayıp hem de yapışmasına engel olacak bir şey de sıkabilirsek burnundan o destek olabilir. Belki onun üzerine sen devam edebilirsin. Yani şimdi burada hocamın dediği gibi yani aşıların birleyici amacı içeride hani şeyler oluşturmak, antikorlar oluşturmak. Antikorlar ilk programın başında bahsettiğimiz gibi bu en basitten proteine gidip buraya bağlanıp blok etmesi ve içeri girememesini sağlamak. Ama mesela şeylerde hani şeylerin şu mesela bundan hani aşıların genel olarak nasıl çalıştığıyla ilgili ya da hali hazırda koronavirüs için geliştirilen mesela şöyle bakılması gerekiyor. Cevaplardan bir tanesi nötralizan antikor adı verilen bir antikor var. Nedir bu nötralizan antikor? Gerçekten virüsün gidip nötralize edip onun artık hücreye giremeyip çünkü içeri girip kodunu koyup kendini çoğaltamadığı süre zaman dışarıda kaldı şey yapıyor. Dışarıda kaldığında zaten parçalanıyor. Çünkü öyle hiper süper dayanıklı bir makina değil. Bu zayıf bağlarla bir arada tutulan bir yapı esasında virüs. Bu bakımdan şeyin profilaktik yani bu koruyucu etkisinin yüksek olduğu bilinen yeni moleküllerin geliştirilmesi, hani korumanın tam anlamıyla sağlanmasını sağlayacak yeni yöntemlerin geliştirilmesi ya da var olan yöntemlerin daha iyileştirilmesi, etkinlik alanlarının geliştirilmesi, spektrumlarının geliştirilmesi durumunda bu bahsettiğiniz gibi aşılanma artı korunma şeklinde bir sistematik geliştirmiş olursa silahlar daha da, artacak evet, aynen, bu hastalığa karşı peki, faydası olacağını peki, düşünmekteyiz. Evet. Aslında aynı soruyu Çağlar'a belki sorabiliriz. Evet, çünkü onların geliştirdiği aşı neresinde? Bunu sağlayabilir. Evet, ayrıca biyoteknolojik çalışmalar şimdi bu mücadelenin neresinde? Siz nanoteknoloji, biyoteknoloji çok duyuyoruz gençlerin hedefleri ve tercihler arasında ama ne yapıyorsunuz? Yani bu aşı bizim içimize çip koyuyor mu Çağlar? Evet, işte böyle bir tabir yok. Yani çip koyma falan gibi bir şey yok aslında da yani çok duyuyoruz böyle komplo teorisi diyelim artık. Yani hiçbir bilim insanının yani insanları tagleyelim yani etiketleyelim gibi bir derdi yok. Bu immün bariyeriyle alakalı yazıyı ben de okudum. Özellikle şey kısmında ben ayrı bir görüş gidiyorum aslında. Şunu demeye çalışıyor Urartu Hocam son cümlesinde aslında net olarak söyledi yani aşı artı korunma yani bir virüsü eradike etmenin yani yok etmenin yolu bulaşmasını engellemek ki bulaşmazsa zaten yavaş yavaş yok olacaktır. Bir, kendimizi koruyacağız aşıyla. İki, aşının bulaşmasını koruyacağız. O da korunma yöntemleriyle. Yani immün bariyeri derken bunun kastedildiğini düşünüyorum ve bu senaryoya göre üçüncü dalganın da muhakkak geleceği görüşündeyim ben. Şu anki rakamlara, aşılanma hızına göre zaten bunun dışında bir de yani konuşmadığımız mutasyon olasılıkları var. İşte evet. Bu noktalarda biyoteknoloji oralarda devreye giriyor. Yani özellikle RNA virüslerinde mutasyon hızları aslında yaygındır. Bu SARS'ın ilk bizde bir araya gelişi değil. Urartu Hocam daha önce söyledi. SARS, MERS ve bu SARS-2 dediğimiz koronavirüs üzerinde devamlı olarak dönüp dönüp bizi vuruyor. Bunun dışında hayvanlara bulaşma raporları var. Yeni makaleler, yeni vakalar var. Yani bu virüs
yaşayabilmek için bulaşmak zorunda. Bulaşabilmek için de her yolu deniyor. Peki şu ana kadar büyük bir değişim göstermedi zannediyoruz. Örneğin başlangıçta çalışılan aşıyı değiştirmeye gerek olmadı şu ana kadar, değil mi? Küçük küçük değişimler oldu ama bir... En büyük değişim belki onu ek yapmak gerekiyor. Bir tane çok belirgin bir mutasyon var. O mutasyonun da bulaşıcılığı artırdığı gösteriyor. Ölüm oranının üzerine bir etkisi göstermedi. Fakat bulaşıcı. Hollanda'da bir sürü hayvanı katlettiler. Orada bir öngörü var. Hani bu oradan da tekrar insanlara gelirse bu başka bir sıkıntı çıkarır mı diye bir öngörü. Yani onun hani bilinen ve bu kesin ölümcül bir... Çünkü bunun yapmanın yöntemleri var. İşte bahsettiğim nasıl anlaşıldı. İlk mutasyon şey yapıldığında bir şöyle söyleyelim. Yüklü bir amino asit, yani bir yükü olan bir madde, yüksüz bir maddeye dönüştü protein içerisinde, öyle diyelim. O gösterildiği zaman bu önemli bir değişikliktir. Yani hani şey gibi düşünün, bu bunu çekerken artık çekmiyor. Bu önemli bir değişiklik yaratabilir mi virüsün bağlanmasında? Böyle bir hipotez. İlk önce bu ne yaptı? İşte o bahsettiğiniz biyoteknolojik çalışma. Oradaki sekans çıkarıldı, RNA sekansı. Burada bir değişiklik olmuş ve bu çok görülmeye başlanmış. Bunun bir etkisi olur mu? Fonksiyonel çalışma, işlevsel çalışma. Yani o bir işe yarayacak mı bu süreçte? O yapıldı. Nasıl yapıldı? İşte iki hayvan türü alındı. Hayvan türlerinden bir tanesini mutasyon geçirmemiş virüsle enfekte edildi. Diğeri mutasyon geçirmişti. Sonra onların yanına başka sağlıklı hayvanlar konuldu. Bakıldı. Hangisine daha hızlı geçiş oluyor? Ona göre evet, bunun geçişle ilgili bir hızlandırıcılığı var. Sonrasında da popülasyon çalışmaları geldi. Dünyanın farklı yerlerinden bu karşılaştırıldı. Evet, bu geçişi hızlandırıyor ama ölümle ilgili daha fazla yüksek bir ölüm rakamlarının çıkmasını sağlayan bir mutasyonun ortada olmadığı gösterildi. Bugüne kadar da böyle rapor edilmiş bir mutasyon yok zaten. Evet. Ama mutasyon sürekli oluyor. Yani hani bir de şunu söylemek lazım. Hani insanlar hep onu karıştırıyor. Belki hani işte bir sene bu influenza. Yani influenza'nın mutasyon geçirme mekanizmasıyla bu virüsün mutasyon geçirme mekanizmaları birbirinden farklı. Yani orada hani şey diye çok söylenen, belki ilk sorunuzla bağlantılı, hani şey söylenen, her sene virüs influenza aşısı ya işte güney yarımküredekiler kuzey yarımküredekiler güneye şekli suçlar değişerek yenileniyor. Şimdi hani şey, Çağlar Hoca'nın geçerli değil. Çağlar Özketin'in söylediği bir şey vardı. Üçüncü bir dalgayla karşılaşabiliriz dediniz. Oradaki öngörünüzün nedeni ne? Buradaki benim yani naçizane görüşüm aslında yani var olan aşıların hızıyla alakalı, üretim hızlarıyla alakalı. Yani burada en önemli iki nokta dedik immün bariyerin oluşması için. Birincisi aşılanmaların tamamlanması lazım. İkincisi korunmaların devam ediyor olması lazım. Aşı vuruldum diye dolaşılmıyor olması lazım ortalıklarda. Çünkü virüs bulaşabildiği takdirde hala yeryüzünde kalmaya devam edecek. Ama bu immün bariyer oluştuğu zaman yok olacak. Ama düşündüğümüz zaman yaklaşık 3. dalga Mart aylarına tekabül ediyor. Yani sezonel olduğunu düşünürsek aynı bulaşma oranlarının. Bu da Mart ya da Nisan aylarına biz yetişmemiş olacağız dünya olarak. Bu da bir yeni bir dalganın yani hazırlığında yetişmemiş olması olacağızdan kastın çok sayıda aşılanma söz konusu olmayacak, evet, anlamında. Yani Mart'a göre hesaplayalım mesela. Peki Çağlar Hocam, aşılanan mı yoksa hastalığı geçiren mi daha fazla antikor üretiyor? İşte o soruyu Serhat hocamıza yönlendiriyoruz. Serhat hocayla cevabını. Hocam, herkes kendi sorusunu size yönlendiriyor. Şu demin söylediğiniz aslında o itlaf edilen hayvanlar meselesi, evet, önemli. Çünkü o hayvanlarda S proteinine karşı geliştirilen aşıdan kurtulabilecek bir mutasyon şüphesi çıktı. Yani bütün aşı çalışmaları boşa çıkabilirdi. O korkuyla o yayılmasın. Hayvandan şeyi, orada bir işlevsel deney yapılmadı. Varsayım varsa. Yani S proteindeki, evet, mutasyon önemli olabilecek korkusundan yazık milyonlarca hayvanı katletmek zorunda kaldılar. Antikor meselesi insan hastalığı geçirdiği zaman en idealidir. Ama aşıyı verdiğiniz zaman yanına immün sistemi, bağışıklık sistemi, güçlendirici malzemeler de konduğu için hastalıktan bile fazla antikor üretmeniz mümkün. Tabii daha çok antikor daha iyi anlamına da gelmeyebilir. Önemli olan bir eşik değeri var. O eşik değeri geçiyorsa koruyuculuğu var kabul ediliyor zaten ve esas fonksiyonel koruyuculuk da faz 3 çalışmalarında gösteriliyor zaten. Ama aşının türüne göre insan hastalığı geçirdiği zamanki antikordan daha aşağı, daha yukarı üretenler de olabilir. Ama bu aşağıda kalanların da koruyuculuğu olmadığı anlamına gelmez.
belli bir bariyeri geçmişse antikor fonksiyonunu peki, yerine getirir. Hastalığı geçirenlere de yeniden aşı yapılması gerekir mi bu durumda? Yani eğer ki antikor üretimi çok o dediğiniz bariyerin altında kaldıysa evet, onları aşıyla mı desteklemek gerekiyor? Bu dediğiniz için de yeterli bilgimiz henüz yok. Bir kere bir, antikorlar ne kadar devam ediyor? Şu anda tam bilmiyoruz. 3 ayı geçti. Veya 6 ayı daha, doğru geçiyor. Bir soru daha sorayım ki onunla birlikte yanıtlarsanız belki daha iyi olacak. Hastalığı geçirmiş olanlar ne kadar sonra bir aşı yaptırmak zorunda kalacaklar? Şu anda dediğim gibi onun da bir kanıtı bilgimiz yok. Ama ancak kişisel düşüncelerimle cevap verebilirim. Başka aşılara benzeterek cevap verebilirim. Çünkü antikor düzeyi önemli görüyoruz şu anda. Ama başta söylediğim bir de bir hafıza sistemi, hücresel immünite evet, meselesi vardı. Yani hepatit B aşısına benzetelim örneğin. Hepatit B aşısında hangi düzeyin koruyacağı belirlenmiştir. 10 mili internasyon ünite bölü mililitre diye bir antikor düzeyi var. Bu hastalıkta daha koronada o düzeyi de tam anlayabilmiş değiliz. Birin üzerindekilerin koruyucu olduğu tahmin ediliyor. Bunda hepatit B için 10. Ama onun altına düştüğü halde koruyuculuğun devam ettiğini de biliyoruz. Neden? O hücresel sistem gördüğü zaman yeni antikor sentezine emir veriyor. Fakat bir taraftan da emniyetli tarafta olmak için hepatit B için tanımlanmış şekilde onun altında görünce bir ek doz yaparız. Bunlar işte 30 yıldır, 40 yıldır yapa öğrendiğimiz işler. Yani biz diyelim ki siz hastalık geçirdiniz. Evet. Sizin kendinizden yola çıkarsak. Serhat Önal olarak hastalık geçirmiş birisi olarak siz kan değerine bakıp orada antikor seviyenizi gördükten sonra gidip aşı yaptıracaksınız öyle mi? Ya da yaptırmayacaksınız. Veya yaptırmayacaksınız. Yani ideali yapılabilecekse bu. Ama onu herkese aşı yapmaya harcadığınız paraya değecek mi? Mesela bunu da bilmiyoruz. Fakat bugün için konuşuyor olursak zaten elimizde yeteri aşı olmadığı için öncelikle demin saydığım gruplar aşılanacak ve hastalığı geçirdiği kayıtlardan bilinen ya da ben hastalığı geçirdim denen kişiler şimdilik aşılanmayacak. Şimdi... Ama 6 ayı geçmiş onların içerisinde ve antikor düzeyi düşmüş olanlar aşılanabilir gibi düşünülüyor şu an. İzleyicilerimiz işte onu soruyor. Aşıyı biz mi talep edeceğiz? Devlet mi bizi bilgilendirip yönlendirecek? Ben engelliyim. Engellilerin bu konuda bir önceliği olacak mı? Nasıl alacağız diye soran izleyicilerimiz eczaneden var. Eczaneden alacak mıyım şimdi, diye soran da var. O söylediğiniz öncelikli meslek grubunda doktor değil, asker değil vesaire risk grubu değil diyelim. Daha genç bir kronik rahatsızlığı olmayan biri. Aşı yapılmaya başlandığında ben aşı olmak istiyorum dediğinde aşı bulabilecek mi? Şu anda planlamada o yok. Gelen aşı demin söylediğim gruplara ve Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirilerek aşınızı şurada yaptırın şeklinde diye planlamalar yapılıyor. Diyelim 30 yaşında taksi şoförü kendini riskli görüyor, aşı almak istiyor, aşı yapmak istiyor. Onun için bir plan yok ama şöyle bir çalışma olduğunu da biliyorum. Sayın Bakanımız ulaşabildiğimiz tüm gruplarla görüşüyoruz, edinmeye çalışıyoruz dedi. Eğer öyle farklı aşılar gelip de eczanede satılışı şeklinde ruhsatlandırılabilirse belki öyle bir yolda açılabilir yani ama... Yani bu Pfizer-BioNTech aşısı için örneğin geçerli olabilir öyle mi? De olabilir, başka geliştirilecek aşılar da olabilir. Peyderpey çünkü bakın faz 3'ler açıklanmaya başladı. Yani dünyada başka aşılar da olacak. Onlardan da temin edilirse bu öncelikli aşılar tamamlandıktan sonra eczanelerden satın almak suretiyle edinilmesi yoluna da gidilebilir ama bununla ilgili kesin bir bilgi bende de yok. Benim de. Yani devlet eliyle öncelikli elzem görülen kişilere yapılacak. Şu andaki plan budur. Bu ücretsiz olarak bu yapılacak. Ücretsiz olarak yapılacak. İsteğe bağlı olarak yapılacak. Evet. Ama sayı belli diyorsunuz. Aslında 50 milyon gelmeyecek mi? Epey de çok değil 50 mi? Milyon ama 25 milyon işte iki doz olduğu için. İki doz olduğu için 25 milyon. O saydığım gruplardan mesela 60 yaş 65 yaş üstü diye çıktığınız zaman 7,5 milyon gibi bir rakam var. Altta yatan hastalıklar dediğiniz zaman 1-2,5 milyon oradan geliyor. 1,5 milyon sağlık çalışanı gibi dedim. Bu söylediğiniz rakam aşağı yukarı oluşuyor zaten. Peki nedenle... ne kadardır bir aşı örneğin Pfizer-BioNTech'in dışarıda ücretli satılan ülkeler var mı? Şu an orada da yeni başladı çünkü İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Benim bildiğim şu anda dünyada hiçbir ülkede para karşılığı satılmıyor. Sistemde satılacak hale gelmedi. Alanların hepsi zaten İngiltere başladı bir tek. İşte FDA yeni onayladı, Kanada onayladı, Bahreyn onayladı. Onların yöntemlerini önümüzdeki günlerde duyacağız. Peki biz bu BioNTech'in geliştirdiği aşıyı
Pfizer'dan satın alabiliyor muyuz, yoksa Uğur Şahin ve Tülin Hanım üzerinden mi alıyoruz? Şöyle, benim bilebildiğim kadarıyla aşıyı bulan esas Uğur Şahin ve işte BioNTech, Pfizer'le yaptığı anlaşma gereği Almanya ve Türkiye'deki aşı satım hakları benim bildiğim BioNTech'in. BioNTech'ten. Çin'e mesela Fosun Pharma başka bir firmada, dünyanın geri kalanında Pfizer'de ve Türkiye BioNTech üzerinden ediniyor aşıyı. Onun görüşmeleri de bildiğim kadarıyla devam ediyor. Yarın bugün şu kadar doz şöyle şuraya gelecek diye belli olacaktır. Zaten Sağlık Bakanlığımızda onun -80 şartı olduğu için ona göre de hazırlıklarını yapmaya başladı. Edinildiği zaman bir an önce ulaştırılabilsin diye. Peki en çok konuşulan konu neden? Yani siz bunu konuşmuşsunuzdur. Muhtemelen bilim insanları Türk olduğu için Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin aşısı, herkes sanki daha çok sahiplenip oraya döndü yüzünü. Ve neden bu aşıyı almadık bizden de? Oradan da dendi ki çünkü -70 derece gibi saklama koşulları daha zor gibi bir takım açıklamalar oldu. Sağlık Bakanlığı kastetmiyorum, genel yorumları kastediyorum. Pfizer-BioNTech aşısı neden öncelikli Türkiye'nin tercihi olmadı? Orada farklı bir, karşı tarafın farklı bir tercihi mi oldu ya da bir dayatması mı oldu Türkiye ile görüşmelerinde? Şimdi, nedir durum? Ben Hacettepe'de öğretim üyesiyim. Peki. Faz 3 sorumluluklarım oldu. Onları yerine getirmeye çalışıyorum. 25 merkezde. Pfizer'in faz 3'ünü de gene benzer gruplarda 9 merkezde beraber gerçekleştirdik. Bizim görevimiz bilimin emrettiği şekilde bu faz 3'ü yapmak. Bir ülkeye kaç doz aşı alınır, nereden temin edilir, nasıl yapılır? Bu burada cevap verebilecek var mı bilmiyorum. Bizi hayda hayda aşar. Ama biz de sizin gibi Sağlık Bakanımızın açıklamalarından takip ediyoruz. Ben son toplantıda Sayın Bakanımızdan dinledim. Dedi ki Pfizer ya da işte BioNTech'ten temin edilecek aşı sayısı belli. Türkiye'nin planı bütün dünyada olduğu gibi hemen en kısa sürede aşılamaya başlayabilmek. Yani aşı lazım ama aşı bugün lazım. Evet. Aralık sonuna kadar gelsin. Ocak'ta, evet. Şubat'ta, Mart'ta gelsin. Çünkü Nisan, Mayıs'ta zaten bizimkilerden de devreye girecek çünkü olan olacak inşallah. İstenilen miktarda siparişi diğer firma sağlayamadı yani Türkiye'ye. Benim oradan Sayın Bakanımızın söylediğinden bildiğim, anladığım, Mart sonuna kadar bize kaç tane vereceksiniz? Şu kadar. O rakam üzerinde anlaşmaya çalışıyorlar. Yoksa burada hakikaten ücreti, lojistik desteği, bunların anladığım kadarıyla hepsi hallolabiliyor. Önemli olan o rakamı erken dönemde. Ben size söyleyeyim, 2021'in sonuna doğru epey bir aşı temin edilebilir olacak. O zaman da kullanılacak ama bütün dünya şu hemen erken dönemde, mümkün olan en erken dönemde en çok aşıyı alma peşinde. Onu da Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla yürütülüyor görüşmeler. Orada nasıl bir stratejiden tabii bizim bilmemiz mümkün değil ama sadece şeyle ilgili, aşının erişilebilirliğiyle ilgili bir yorum yapabiliriz bence. Neden? Burada şöyle bir şey. mRNA aşısı, yani dünyada ilk defa bu kadar çok mRNA üretildi. Yani insan, canlılar dışında ilk defa. mRNA'yı çok teknik olmadan, yani herkes bilmiyor mRNA'yı. Böyle basitleştirerek nedir bu mRNA? Bir söyleseniz izleyicilerimize. Bu şöyle yapılıyor. Bunun içerisinde tek bir tane, yani bu virüsün şu proteinin şeyinkinde, BioNTech'indeki şu kırmızı bölge var, şeyinkinde, Moderna'nınkinde bunun tamamı var, onu kodlayan bir kod var. Bu kod, bu kodu ne olduğunu biliyoruz. Bu kodu aldık, kenarda duruyor. Şimdi şöyle yapmamız gerekiyor. Bu kodu hücreye göndermemiz gerekiyor. Hangi hücreye? İnsan hücresine göndermemiz gerekiyor. O kodu alacak, o koda bakarak a diyecek, bundan ben protein üretmesi gerektiğini anlayacak ve o proteinde ne antikor, işte antikor üretmesi antijen üretmesini şey yapacak, virüsün bir parçasını üretecek, yani virüs olmadan virüsün bir parçasını üretecek. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Bunu şöyle yapıyorsunuz. Bunu ya şeyin içerisine ya doğrudan DNA vermeniz gerekiyor. Yahut da daha basit, daha basit ve daha hızlı olacak bir yöntem olarak RNA vermeniz gerekiyor. RNA nedir? RNA bir nükleik asit molekülü. Bu hücrenin içerisine girdikten sonra
bir şey kodu, dediğim gibi kod okunuyor, antijen üretiliyor. Peki gülümseyerek bakıyorum size çünkü Serhat Hocam'ın yüzünü de görüyorum. Hani bilimsel dedik ya Serhat Hocam, evet. Diyor ki böyle da biraz fazla bilimsel oldu. Biraz daha basitleştirerek anlatmak lazım. Acı çekiyorum ama anlatayım şey. Ya yani anlatmaya çalışayım açıkçası. Çünkü hani terimlerden de salt kurtulmak çok mümkün değil çok maalesef. Zor. Sizin alanınızda şöyle bir şey dedim ki hani şeyin içerisinde bu kod var. Kodu içeri göndermeniz gerekiyor. Kod bir yerde yazıyor. Nerede? Bir molekülün üstünde yazıyor. Bu molekülü hücrenin içerisine nasıl göndereceksiniz? Hücrenin içerisinde bunu ne koymanız gerekiyor? Vücudun içerisine girdiği zaman vücudun bunu tanımasını sağlayacak bazı sinyaller var. O sinyalleri koymanız gerekiyor. O sinyaller de başka molekül. Birinci kod molekülünüzü aldınız, içerisine bu sinyalleri taktınız. Sonra bunu öyle vücudun içerisine atamıyorsunuz. Nedeni de şu, bu molekül hiç stabil değil. Yani nedir? Uzun süre kalamıyor. Hani öyle dışarıda kaldığı zaman başka onu parçalayacak makaslar gelip kesiyor ve işlevini yitiriyor. Bunun için de bunu alıp bir yağ zerrecinin içerisine koyuyorsunuz. Bu yağ zerrecinin içerisine koyduktan sonra enjeksiyonla kas hücrelerine gönderiliyor bu. Kas hücreleri yağ zerreciklerini içeri alıyor. İçeri al zaman kabaca söyleyelim. Yağ zerreciklerinin içerisindeki kod molekülü içeri giriyor. Kod girildikten sonra o kodun kodladığı antijen üretilmesi için gerekli emirleri hücreye veriyor. Hücrenin içerisindeki makinalara veriyor. O makinalar gerekli işlemleri yapıp virüsün bir parçasını üretiyorlar. Bu çok çok kabaca mRNA aşısının nasıl çalıştığını anlatıyor. Yani böyle anlatabiliriz. Daha da basitleştirmenin bir yolu var mı? Ancak belki görselleştirilerek basitleştirilebilir. Şimdi buradaki sıkıntı şu, bu nasıl üretiliyor? Hani şeyde inaktif virüs aşısında belli. Bir tane hücre var, hücrenin içerisinde, insan hücrelerinin içerisinde, yani nasıl insan hücrelerini dışarıda büyütüyorsunuz. Bir besiyerini veriyorsunuz onlara, onları besliyorsunuz. Onların içerisine virüsler atıyorsunuz. Virüsler onların içerisine giriyor, onları patlatıp aynı bizde yaptığı gibi, vücudun içerisinde yaptığı gibi bir sürü oluyor. Onu aşı yapıyorsunuz vesaire. Tabii başka işlemler de var içerisinde. Burada ise bu kodu ilk önce çoğaltmanız lazım. Koddan bir tane var elinizde. Nasıl çoğaltacaksınız? Onu bir organizmaya veriyorsunuz. O organizma sizin için çoğaltıyor. Ne o? Bir bakteride yapılıyor genelde. Ondan sonra oradan ilk DNA molekülünü alıyorsunuz. Birinci kod. O DNA molekülünü RNA'ya çevirmeniz için bir işlem daha yapmanız gerekiyor. Şimdi elinizde mRNA var. Ama bu da yetmiyor. O mRNA'nın stabilitesini sağlamak için birinci işlemlere gerek var. Ne var? Farklı sinyaller ekliyorsunuz. Şimdi bu proses dünyada bu kadar büyük çapta ilk defa yapılıyor. Ve bu nedenle de bu bir yatırım maliyeti demek ve bir şey kapasite oluşturmanız gerekiyor. Bununla ilgili kapasite çok düşük ve çok hızlı şekilde artması gerekiyordu. Bu böyle olunca belki şey dediler ki hani, pek çok ülke farklı aşılara da yönelmeye çalıştı. Şu anda Pfizer'da ilk öngördüğü miktarı zaten çıkamayacağını düşünüp hani bazı miktar şeyi yıl sonuna kadar 2021'in belli dönemlerinde üretebileceği miktarları zaten aşağı çekti tahminlerini. Neden bir tanesi de bu üretmesi diğer inaktif virüs aşısına kıyasla daha kolay. Ama inaktif virüs aşısı üretmekle ilgili altyapılar hazır zaten. Ama yani bu ilk defa yapılıyor. Peki. Moderna mesela dün bir açıklama yaptı. Amerikan devleti 100 milyon dozu 200 milyona çıkarmış alacağını. Ne zamana kadar? İşte belli dönemler şey yapmışlar. Bunu nasıl yapabiliyor? İşte kapasite artımı ile ilgili hızlı bir girişimde bulunulmuş. Yani hani burada şöyle, şu da çok doğru değil yani. Bütün dünya yetecek kadar mRNA aşısı üretilemiyor zaten dünya üstünde. Onun için olabildiğince alternatifli yöntemlere yönelmek gerekiyor. Ben Çağlar Hocam'a farklı bir soru soracağım. İşte grip aşısı, kızamık, kaba kulak, boğmaca, verem. Yani biz solumuzu iki işaretli nesliz. Yani birisi verem aşısı, birisi de çiçek aşısı. Yani hepimizde o vardır. Dolayısıyla bizim bir aşı geçmişimiz olan bir nesliz. Ve bizim çağdaşlarımızın hepsi o omuzunda iki noktalı solumuzu kişilerdir. Buradan baktığımızda biz COVID-19 aşısıyla ilgili veya sizin o burundan damlatılacak aşıdan yola çıkarsak, önümüzdeki süreçte sürekli aşıyla yaşayan bir toplum haline mi dönüşeceğiz? Yoksa bu aşı belli bir yere kadar gidip bütün dünyada bu iş bittikten sonra da noktalanacak bir yer mi olacak? Siz bir bu aşı üzerinde çalışan bir aşı mucidi olarak geleceği nasıl öngörüyorsunuz? Yani sonuçta siz bu aşıyı ortaya çıkarttınız, bunun mucizlisiniz. O zaman bir sonraki aşamayı nasıl görüyorsunuz? Nereye gidiyor dünya? Şimdi bu aslında şu kapsamda cevap verebiliriz.
virüs yok olduğu zaman aşılamayı durduracağız. Yani çiçek aşısında da böyle oldu, çiçek hastalığında da böyle oldu. Yani bugün aşılansak ve işte bütün dünyayı aşılamayı başarsak bu virüs yok olmayacak. Önce bir virüsü tamamen yok etmek için bu immün bariyerlerinin oluşması gerekecek. Ondan sonra yeni bulaş vakaları gözükmeyecek ve bu da aslında bir yılda, iki yılda... İmmün bariyeri dediğiniz bağışıklık duvarları. Evet. Tamam. Yani virüs, benim okuduğum bazı makalelerde de öyledir. Antikor üretseniz de burundan bulaş yapabilir yani. Orada yeteri kadar plak oluşturma birimleri dediğimiz, Türkçesini öyle çevirebileceğim yani virüs partikülü olursa bulaş yapmaya devam edebilir ve virüs ne kadar bulaşırsa, yani virüsler aslında hem canlıların hem cansızların arasında diye kabul ederiz biz, bulaşabildiği kadar vardır. Bulaşma durduğu zaman da virüs yok olacak. Bu da yani bu yıl içerisinde işte 2021 bitince 2022'de vurulduk diye bir öngörü yapılamaz. Ben uzun yıllar bu aşıyla, yani koronavirüs aşılarının tıpkı bir grip aşısı gibi, Serhat Hocam da hak verecektir, yani yıllık vurulacak aşılara eklenip vurulacağını düşünüyorum. Ta ki yok oluncaya kadar, bulaşlar yani vakalar azalıncaya kadar. Diyor ki bir izleyicimiz, dünya COVID-19 ile mücadele ederken aşı çalışmalarda istenen düzeyde olmamasına rağmen Çin salgını bir anda nasıl bitirdi? O yeni bir şey mi geliştirdi, yoksa bir komplo teorisi arıyor izleyicilerden bazıları da. Yani yok, böyle bir şey görüyor musunuz? Şimdi burada bir aslında sistem var, sağlık sistemi var. Bu virüsten bana göre, yine kendi görüşüm, şahsi görüşüm, en çok etkilenenler liberal sistemler oldu. Amerika, yani biz kendimize hayıflanıyoruz ama aslında iyi atlatıyoruz süreci. Sosyal sistemler içerisinde yer alıyoruz biz. Ama Amerika gibi liberal sistemi uygulayanlar çok daha kötü geçiriyor bu pandemi sürecini. Çin ise daha değişik bir sistem uyguluyor. Komünist bir sistem hakim onlarda. Ve olduğu gibi tüm şehrini karantinaya alabilecek bir sistem uyguladı. Yani virüsü gördü, herkesi taramalarını yaptı, ev ev dolaşıp taramalarını yaptı. Yani bu sayede bulaşı durdurarak aslında virüsü atlattı. Bir aşılayarak ya da şey yaparak, yani iki sistem söylemiştik, aşılayarak ve ya da bulaşı yok ederek diye. Ve Çin bu ilk önlemi çok iyi aldı. Yani sizin üzerinde çalıştığınız hızlı test kitleri örneğin daha ekonomik, daha yaygın, daha hızlı kullanılsa, bütün bu tedbirlerin yanında tarama ve işte bulaşmayı önlemede etkili bir yöntem olmaz mı? Aslında sizin o kitleri yaparken hedefimiz buydu. Buydu. Yani tarama kitlerinin özellikle sahada kullanılabilir bir kit bu. Biliyorsunuz renk ayrımına dayalı bir kitimiz var. Ve sahada da sonuç verebileceği için hem filyasyon ekiplerine de yardımcı olacak bir sistem. Ne kadar çok hasta tanımlayabilirseniz, ne kadar güvenilirlikle bunu tanımlayabilirseniz, o kadar rahat karantina önlemlerini uygulayabilirsiniz. Bulaş yoksa hastalık da yok. Çin aslında bu modeli uyguladı. Elinde tarama kiti yokken 5-10 hastadan aldığı swab örneklerini, yani sürüntü örneklerini tek şeyle incelemeye kalktı. Bir sistem uyguladı. Dışarıdan girişleri tamamen durdurmayı başardı ve en başarılı ülkelerden biri oldu. Bizim bu yeni geliştirdiğimiz teknolojiyle de umarım taramalarımız iyice hız kazanacaktır. Siz yarım saat içerisinde sonuca ulaşıyorsunuz değil mi? Normalde yani çok daha uzun süre bekleniyor. Biliyorsunuz aslında iki sistem var. Birisi antikor antijen sistemi. O çok hızlı bir, bizden de daha hızlı bir sonuç veriyor ama güvenilirliği daha az oluyor onun. Yani yalancı negatifleri kaçırma şansınız çok yüksek. O yüzden PCR altın standarttır aslında bu testlerde. Biz PCR'ı hızlı modele çevirdik diyebiliriz. LAMP dediğimiz bir teknoloji sayesinde. Ve 30 dakikaya indirdik. Normal RT-PCR'lar en kaliteli şeylerle bile 42 dakikadan aşağıya test yapamazsınız ki bu örnekleri hazırla 1,5 saatten fazla bir süreç demek. Biz de 30 dakika gibi bir sürede sonuç alıyoruz ki eğer viral yük fazlaysa 18. dakikada da sonuç gözüküyor. Umarım tarama anlamında... Ki ben denedim. Olmayan sarı çıktı, olan kıpkırmızı çıktı. Yani virüs olan ve tam virüs tersi, olmayan... Olan... Pardon, olan sarı, olmayan kıpkırmızı. Yani bu şeydi. Ve bunu bizzat deneme fırsatımız oldu. Bir reklama gideceğiz bir herhalde gidelim. Değil mi? Bir araya gidelim herhalde. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet.
Evet, olaylar ve görüşlere devam ediyoruz. Bu arada bazı izleyicilerimiz soruyor, neredesiniz diye. Tekrar edelim, daha önce de söyledik ama Ankara'dayız, başkentteyiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kabul Salonu burası. Karşımızda bilim insanları var. Aşı ile ilgili hem sizin sorularınızı hem aklımızdaki tüm soruları soruyoruz. Çağlar Özketen az önce hızlı PCR kitleri ile ilgili çalışmalarını anlattı. Oradan Serhat Ünal'a, bilim kurulu üyesi Serhat Ünal'a dönelim. Biz başlangıçta günde 1000-2000 testlerle başladık en başta. Sonra epey arttı. Şimdi 200.000'in üzerine günlük test sayısı geçti. Siz yeterli görüyor musunuz? Yani ne kadar çok test yaparsanız o kadar çok vaka yakalama şansınız var. Dünya ortalamasının epeyce üzerine ulaştı. Milyon nüfus başına 250 bin civarında şu anda. Demin listeye baktım. Mesela Arjantin bizim yarımız kadar, Amerika iki katımız kadar, İspanya 1,5 katımız kadar. Fena değil rakam. Ama gene amaç mümkün olan en çok testi yapmak. Tabii testin süresinin uzunluğu bir problem. İnşallah böyle yeni teknolojilerle daha kısaltılırsa daha iyi bir şey. Bu yeni teknolojiler ne zaman yaygınlaşacak bu arada? Yani kısa zamanda bu etkin olması gereken dönemde başlayacak mı daha kısa süreli? Giderek testleri devreye giriyor. Antijen testleri de yavaş yavaş devreye giriyor. Devreye sokmuşlar. Şu an 10 kadar kuruma, hastanelere ve havalimanlarına dağıtılmaya başlandı. Bunun dışında yurt dışında da görüşmelerimiz var. Oraya da transfer olacak. Biz ama belirli bir sayıda tutuyoruz öncelikle. Amaç, biz çok iyi bir güvenilirlik rakamı yakaladık. Onun bozulmasını istemiyoruz. Aşıyı da üreten firmalardan biri olacağımız için bunun bozulmaması lazım. Devamlı Ar-Ge desteği de vermek istiyoruz. O yüzden aslında şu dakika itibariyle markette yani ürünümüz. O yüzden bir nebze olsun tarama çalışmalarına katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz. Evet. Evet hocam. Siz o 200 bin sayısı günlük. Sayısı, oradaki hedef ne? Kaça ulaşmayı hedefliyorsunuz? Üst hedefi yok. Ne kadar çok yaparsanız o kadar ve Türkiye şartlarını zorluyor hakikaten. 200 bin rakamı da az bir rakam değil. Dünya ortalamasının epeyce üstünde. Tabii niye önemli bu? Aslında bir Türkiye Sağlık Bakanlığı bir hakkını daha teslim etmemiz lazım. Bu ben o kelimenin yanlış kullanıldığını düşünüyorum. Filyasyon diye, ama maalesef öyle yerleşti. Temaslı takibi meselesi hakikaten önemli. Çünkü bu salgına karşı savaş kazanılacaksa orada kazanılacak. Hastanelerde tabii hastalarımıza bakacağız, elimizden gelen tedavi vereceğiz ama savaşı kazanacağımız yer orası değil. Onun amacı başka kişilere. Esas savaşı kazanacağımız yer yeni vaka sayısını azaltmak. Havuza yeni vaka gelişini durdurmak. O da İşte maske, mesafe, el hijyeni, ama bunun yanı sıra çok test yapıp yakalanan her kişiyi, etrafını hemen hızla tarayıp onlara hızla evlerinde karantinaya alabilmekten geçiyor. Ve gene günlük rakamlar açıklanıyor biliyorsunuz, %99.7 gibi bir oranda, yani tespit edilen her 100 kişiden en az 94, 95, 96'sına 8-10 saat içerisinde ulaşan bir sistem çalışıyor şu anda. 3000'den fazla filyasyon ekibi var. Orada da arkadaşlarımız hakikaten cansiperane çalışıyorlar. Anında ulaşıyorlar, ilaçlar veriliyor, yeni testler uygulanıyor. Esas kazanacağımız yer orası. Şimdi o kadar zor bir süreç ki bu. Bir sürü boyutu var. Yani bilimsel yanı var, halk sağlığı boyutu var. Bu dediğiniz temaslı konusu örneğin. Evet. İş yerim duyarsa, ya şimdi ben 15 gün eve gidersem beni işten çıkarırlarsa, ben bunu söylersem işte çocuğum, eşim vesaire, konu komşu, o etkilenme sürecinden korkan bir sürü insan artı var. Artı pozitif olduğum anlaşılınca işe gidemezsem, gelirim düşerse ne olur vesaire, özellikle ekonomik kaygılarla dışlanma da var ama en çok da işle ilgili ben insanların bunu yaşadığını. Evet. O belirsizlik sürecinde bir de buna şu ekleniyor, işte hastane çok kalabalık, belki de Covid değilimdir, şimdi gideceğim test kuyruğuna gireceğim, oradan kaparsam, özel hastaneye gitsem bu kadar parayı, bir kerelik bir şey değil, bir sürü kere, kaç kez şüpheyi yaşayabilir. Bunun insani birçok boyutu var. Siz bu süreçteki çalışmalarınızda en çok hangi konuda zorlandınız? Tabii ben hastanede gelmiş kişilerin tedavisiyle uğraşan bir hekimim. Ama orada çalışan arkadaşlarımdan biliyorum. Test meselesi zorlayıcı oldu hep. Yani evde örnek alıp göndermek bir çözüm gibi. Ama şöyle düşünün, böyle hızlı bir testiniz var. Filyasyon ekibi gitti. Aynı evde 5 kişi testlerini yaptı, 15 dakikada sonuçlarını gördü, pozitiflerin ilaçlarını verdi, çok şey ayırdı. Değil mi? İş buraya doğru evriliyor zaten. Buraya yüklenmek lazım biraz. Ona önümüzdeki günlerde böyle daha hızlı testler geleceğini tahmin ediyorum. Ben testi değil de bilim kurulundaki konuşmalarınızda, çünkü epey bir zaman geçti. Orada en çok ne sizi zorladı, onu merak ettim. Bilim kurulu kararlar alırken, adımlar atarken
salgın sürecini yönetirken? Daha genel bir soru benimki aslında. Valla bilim kurulu bir danışma kurulu. Bunun altını bir kere çizelim. Problem geldiği zaman ki farklı alanlarda eğitilmiş, eğitimi olan arkadaşlarım var. Mesela bu alan halk sağlığı uzmanlarının, onlardan oluşan bir grup çalışıyor. Tanıyla ilgili, testlerle ilgili çalışan ayrı grup arkadaşlarımız var. Tedavi planlar, ben daha çok tedavi kısmında kaldım ama diğer grupta çalışanları da biliyorum. Orada bizim yaptığımız iş tartışıp hep beraber problemi tanımlayıp şöyle şöyle yapılması uygun olabilir diye bir tavsiye kararında bulunmak. Bundan sonrası Sağlık Bakanlığımızın, hükümetin kararıyla uygulanan yerler. Urartu Hocam, şimdi Türk toplumu iki şeyi çok iyi öğrendi. Bir tanesi fay hatları, yani ona ilişkin hemen hemen her konuda bilgi sahibi. Evet. Yani fayların yapısı nereden geliyor, nasıl gidiyor, Orta Anadolu fayı. Bütün hepsinin, yani alanı olmasa bile işte bu tartışmalar, televizyonlar öğretti. İkinci olarak da biz aşıyı ve koronavirüsle ilgili birçok detayı öğrendik. Şimdi mRNA'yı öğrendik, inaktif öğrendik. İşte Çağlar Hoca'nın protein bazlı olanını öğrendik. Sizin spreyi öğrendik. Bütün bunları bir bilimsellik içerisinde aktardınız. Fakat bu arada biz bir şey daha duyduk. Onu da Trump'tan duyduk. Antikor kokteyli diye bir şey. Evet, nedir bu? Nedir bu? Yani bütün bunların ötesinde böyle herkesin ulaşamadığı ama belirli kişilere yapılan başka bir uygulama, başka bir yöntem daha mı var? Evet, şey sadece Trump değil, Trump ve çevresi esasında bu bayağı pahalı bir tedavi alıyormuş bu tedavi. Ne hatta kadar bununla ilgili şey, pahalıdan kastınız neydi? Bilmiyorum yani şey normal yani şeylerde sanırım böyle birkaç yüz bin dolarlardan falan bahsediliyor her bir şey için. Benim duyduğum 200 bin dolar. 200 bin dolar. Rezeron olmak. Şeyin, yani bir antikor kokteyli almak 200 bin dolar. Evet. Yani Trump ve çevresini aldı. Hatta daha işin komik olan bunlar böyle maske falan takmayı reddedip işte ne olacak ki falan hani umursamayan evet, falan diyorlar. Bir de bir yandan hani bunları bu tedavide alıyor olmaları eleştiri konusu falan da olmuştu. Bu iş aslında bir yani bu biyoteknolojik uygulamalardan, ilaç geliştirmelerden böyle ileri seviyede olanlardan bir tanesi. Yani böyle hani yeni nesil teknolojilerden bir tanesi, hatta en önemlilerinden bence. Burada esasında yaptığınız şey şu. Biliyorsunuz hani işte hem hasta olduğunuz zaman antikor oluşuyor hem de yahut da işte aşı almanız gerekiyor. Aşılandığınız zaman antikor oluşuyor. Diğer bir yöntem de acaba biz bu antikor moleküllerini hiç yani aşılama durumunda da kişiye ürettiriyorsunuz esasında antikoru. Hasta olduğunda da kişi üretiyor. Ama acaba üçüncü bir yol olarak kişiye ürettirmek yerine biz bunları dışarıda üretsek ve ondan sonra kişiye bunu ilaç olarak versek. Bu çok uzun zamandır uygulanan bir teknoloji. Bu işte antikor tedavisi deniyor ya da antibody terapisi deniyor. Bu yöntem kanserde çok yaygın kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Hatta kanser ilaçlarının bir kısmı doğrudan antikorlar olarak veriliyor. Çok ilk 90'ların başında falan ilk bulunan bazı moleküller var. Onlar pek çok kanser türünde kullanılıyor. Şimdi benzer sistematikle bu burada da bir yaklaşım geliştiriyor. Şu yaklaşım şu. Biraz önce ilk önce vücut antikoru nasıl üretiyor sorusuna cevap buluyoruz. Vücut nasıl üretebiliyor? Belli yani savunma sistemi şeyleri var, hücreleri var. Bunlar bu antikorları üretmek için özelleşmişler. Ve bunların genetik yapılarının içerisinde bazı kodlar var. O kodlar bu antikorların kodları. Bunu çözmenin yöntemleri var. Bunun çözmenin yöntemlerinden bir tanesi siz hasta olmuş kişiden ve antikor ürettiğini bildiğiniz bir kişiden bu hücreleri alıyorsunuz. Ondan kan alıyorsunuz. Kanından bu hücreleri ayrıştırıyorsunuz. Ayrıştırdıktan sonra o kod kısmını bulabiliyorsunuz. Nasıl bulabiliyorsunuz? Dediğim gibi hani bunun teknolojik imkanları var. Oradaki kodu çözecek bir sistematik gelişti. Sistem var sekanslamayla. O kısmı buluyorsunuz. Bunu bulduktan sonra orada birçok gen var. Onların hepsini kullanarak bizim bir karışım oluşturuyorsunuz esasında. Bu karışımı Nobel ödülü almış bir teknoloji var. Faj gösterim teknolojisi. Onu kullanmak suretiyle bir sürü şey ürettiriyorsunuz. Hocam bu teknik kısımlarından değil de bunun özelliği nedir? Yani özelliği siz birinden gidip kan alıp oradan bir antikor üretilmiş olandan plazma mı üretiyoruz? O başka. Plazmayı karıştırmayalım. Kan alıyoruz. Bu kandan kodu aldık. Kodu aldıktan sonra o kodu kullanarak fabrikada insan hücrelerine o kodun kodladığı antikorları ürettirip saflaştırıyoruz. Peki bu şimdi antikor. Uygulanan bir artık kabul görmüş bir yöntem mi? Tabii yoksa ki. Trump'a bu, deneme aşamasında mı yapıldı? Şey için.
Covid özelinde evet, ama o faz çalışmaları tamamlanmak devam ediyor hala. FDA'den ilk ruhsatını aldı. Ve onay aldı. Evet, yakın zamanda onay da aldı. Onaylandı çok da. Çok pahalı. Evet, oldukça pahalı. O zaman pahalı. Sadece imkanı olanların ama yararlandığı. Şöyle ben hastalık geçirdim. Hı-hı. Benim kanımda o antikordan var mı? Var. Var. Evet. Ben plazmamı verirsem, plazma tedavisi dizdiğiniz bir ara söylediniz. Aynı kişilere, hastalığı geçirmiş kişilerin kanlarını, plazmalarını alıp verirseniz de aynı işlem. Ama 500 cc plazmada vereceğiniz antikoru siz orada 0.5 cc'ye hemen kolay olarak veriyorsunuz. İlaveyi vermek zorunda değilsiniz. Plazma alacak hastaya ihtiyaç. Ama aynı ihtiyacı giderir. Konsantre bir şekilde tabii. Adeta antikoru veriyorsunuz. Yani bu hazır antikoru veriyorsunuz. Her ve yerde, hızlıca etki yapmasını her yerde ilan görülüyor. İşte yani bu yine insanın hastalık geçirmiş olanların kanından alınan bir plazmadan bir kod üretiliyor. O kod belli bir sıvıya mı dönüştürülüyor? Yani o veya kod bir o kodu çözecek hücrelerin içerisine veriliyor. O hücreler sizin için o antikorları üretiyor. Böylelikle plazma toplamanıza gerek kalmıyor. Anladım. Ya bir insan başka birini aslında dolaylı olarak bir insan, tedavi bir insan ediyor. Milyonlarca insana çok onun o ürettiği antikorlar nötralizansa yani virüsü bloke edense o da gösteriliyor. Bunların deneyse alması demesi, kokteyli daha çok bir karışımdan Yok tabii ki birden fazla yapılıyor. Çünkü tek bir nötralizan değil. Evet. Çünkü oradaki karışımda dediğim gibi bir tane değil, bir sürü üretiyor. Vücut da bir sürü üretiyor. Tek bir tür bir tane üretmiyor yani pek çok. Ama o böyle bir şey gibi yani sanki bir C vitamini yapılmış gibi koca bir portakal kamyon enjeksiyonla ya da zamandan dolayı evet. Sıkmak yerine hazır. Bir gidiyorsunuz C vitaminini alıyorsunuz onu aldığınızda vücudun C vitamini alınmıyor şeyden verilmesi sonra gerekiyor. Sonra 200 bin tabii. Dolarlık bu ayrıcalıktan yararlanan Trump'ta Covid deneyimiş diyor değil mi? Covid deneyimiş ama şeyi de söylemek lazım. 200 bin dolar olmasının nedenlerinden bir tanesi de oranın Amerika olması ile ilgili. Yani sağlık sistemi bambaşka işliyor biliyorsunuz orada. Onunla da ilgili bir durum hocam, var. Hocam ben şunu merak ediyorum. Yani bu ilk aşı çalışmaları başladığında işte Almanya 2 milyar dolar ayırdı. İngiltere 5 milyar dolar ayırdı. Verdiler, falan gibi bir sürü rakamlardan i̇şte bahsediliyordu. BioNTech'e verdi mesela. BioNTech'e. Şimdi, onun dışında Almanya'da başka bir mRNA aşısı üreten başka bir firma daha var. Siz, ona de, da verildi. Siz de ürettiniz işte. Yani siz öyle 5 milyar dolar veren oldu mu? Derdi. Ya öyle bir para yok öyle bir para verilmedi yani şu anda şey hani ama bir destek verildi ama o kadar yüksek miktarlarda destekler değil. Orada şeyi de göz önüne almak gerekiyor tabii ki hani burada ben onu hep savunuyorum yani hani Türkiye'de yapılır mı? Yapılır. Yapılmaması için bir neden yok. İnsan kaynağımız var. Bununla ilgili altyapı iyi kötü oluşmuş durumda. Ama buradaki şeylerden bir tanesi bunlar kısa dönemli planları halinde oluşacak şeyler değil. Ya bu sene yapalım gelecek sene değil. Bakın 15 sene önce patent başvurusu yapılmış. 15 sene sonra bir işe yarıyor. Yani çok hızlı yarıyor. Ve ve burada öngörüler çok önemli. Ocağın başında, bu senenin Ocak ayının başında, 2020 başında Uğur Şahin Hoca'nın bir kongrede ya da bir seminerde bir konuşması var. Yani bu şey gibi buradan büyük bir pandemi oluşacak. Biz ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz diyor. Yani hani bu öngörü de önemli. Ama hocam söyledim işte siz hala bir malzemeyi almak için bekliyorsanız çünkü neden bekliyorsunuz? Şöyle bir şey var. Burada araştırma ekosistemi özellikle yaşam bilimlerindeki araştırma ekosistemi daha gelişme emekleme aşamasında. O geliştiği zaman ne olacak? İşte o araştırmada kullanacağınız enzim burada da üretilmesi hocam, gerekiyor. Hocam ben çok yakından biliyorum Aykut Hoca'nın her iki Aykut Hoca'nın da işte o hamsterların gelmesi için aylarca beklediklerine tanıklık ettik. Bakın Ace transgenik fare bekledik. Evet. Yani o şey özel o onların o teknoloji peki burada uygulanamaz mı? Uygulanabilir. Ama burada şöyle bir durum var. Bu sistemler, kurullar, kurallar neyse bunları yapanlar, edenler iyi hoş çok güzel ama burada yanlışlardan bir tanesi ben şu olduğunu düşünüyorum. Oradaki ağırlık şeylerde değil. Doğrudan laboratuvarda zaman geçiren insanlarda olmadığını düşünüyorum ben. Doğrudan laboratuvara zaman geçip yani damdan düşenleri toplamadığınız sürece bu süreçleri hızlandırmanızın bir yolu yok. Damdan düşen hocalarımızı toplayacaksınız ki oraya, çünkü o damdan düşmüş. Ama damdan yani düşme simülasyonunu... Siz bir platformda biraz önce Serhat Hoca'nın da söylediği gibi herkesin bir şeyleri alabileceği bir market sistemi mi öneriyorsunuz? Yok market sistemi değil. Bunlar, mesela bunlar yapması o kadar basit şeyler ki. Yani bizim şeyde de üniversitede hani bu hocamın söylediği işte bu şeydir. Chem Store'da geçen ya da Bio Store diye bütün Amerika'daki üniversitelerin çoğunda var olan şeydir. Ben hem Seattle'da hem Boston'da farklı okullarda çalıştım. Hatta Singapur'da başka bir okulda çalıştım. Aynısı her tarafta vardı. Bunu kurmak o kadar ki bu inisiyatif meselesi. Bir de bizim maalesef bütün kanunlarımız, şunlar TÜBİTAK'ın bazı düzenlemeleri falan da hep
Buradan ya bir yani ya kötü niyetle kullanılırsa üstüne yapılmış şeyler, bütün düzenlemeler. Öyle olunca da mesela biz şu anda Bilkent Üniversitesi UNAM'ın içerisinde bizim böyle bir şeyimiz var, fasilitemiz var. Orada belli miktardaki ürünler, çok kullanılan ürünlerin hepsi alınıp bir kenara tutuluyor. Böylelikle stoklanmış oluyor. Biz gidip de bir ay beklemek zorunda kalmıyoruz bazen bazı şeylere. Ama mesela ben kendi laboratuvarımda çalışırken şunu çok rahat söyleyeyim. Bir tüp alacağım ya, 5 tüp sipariş veriyorum. 5 tüp geliyor, orada duruyor. 5. tüp bittiğinde benim öğrencilerim 5. tüpün siparişini tekrar veriyorlar. Çünkü öteki türlü burada araştırma yapmamızın imkanı yok maalesef. Peki Çağlar Özketen, siz bize biraz geleceğin dünyası ile ilgili ne söylersiniz? Yani nanoteknoloji, biyoteknoloji demin çok konuşamadık. Bundan sonrası için ne vaat ediyor? Serap, sana bir sır vereyim. Sohbet ederken bir ara bana dedi ki doktorlar yok olacak dedi. Bankacılar yok olacak dedi. Birkaç şey daha söylediniz değil mi Çağlar Hocam? Evet Serhat Hocam, alınmasın. Yani hocamla açısane şey görüşümü paylaştım. Geleceğin teknolojileri... 100 yıl içerisinde olur. Herkes doktorları yok etmeye çalışıyor hocam. Aslında şöyle, bu bir toplantıda tartışıldı. İlk gidecek mesleklerden doktorlara hangileri? Mesela bir onkoloji programı var. Uzman doktor kadar kesin tanı koyma kapasitesi var. Artificial intelligence, suni zeka ile geliştirmiş. Ama en sağlam gözükenler psikiyatristler. O geliştirilen suni zekalar size bakıp efektinizi anlayamıyor, derdinizi anlayamıyor. O yüzden daha zaman çok. Biraz tanıda destek olurlar ama daha bak gidecek yolumuz var. Siz yine de bir bahsedin bize o dünyadan. Nasıl bir dünya? Yani geleceğin dünyasını ben kendim şöyle yorumluyorum. Gelecekte 3 teknoloji olacağına inanıyorum. Bunlardan birincisi uzay teknolojisi, diğeri bilişim teknolojileri, sonuncusu da nanoteknoloji ve biyoteknoloji dediğimiz ortak alan aslında. Bunun dışındaki bütün alanlar bir şekilde ya robotize edilerek ya bir şekilde pratik çözümler uygulanarak aslında diğer iş kollarını yok ediyor oluyor. Örnek verdi Serhat Hocam. Bunun dışında mesela mikro cerrahide çok gelişmiş robotlardan, işte Silikon Vadisi'nde şu an klinisyen gibi görev yapan uygulamalara kadar, yani doktorlar nezdinde... Ama gibi görev yapan ben çok düz bakıyor olabilirim. O robotu da insan sonra programlıyor. O robotu da insan çalıştırıyor. O robotun düğmesine yine bir insan basmıyor mu? Yani matematik... alıp başına o robotlar da kendi özgürlüklerini ilerletiyor. O yeni robotlar yaptıkları işi öğrenmeye başladılar. Yani, Deep Machine Learning diye, yani derin makine öğrenmesi diye bir algoritma var artık. Makinelere sorduğunuz zaman her hatasından, yani bir öneride bulunuyor. Önerisi tutmazsa ondan tekrar ders çıkartıp tekrar yapmaya başlıyor. Bu şekilde inanılmaz algoritmalar var. Mesela son 2 hafta olmadı belki Nature gene AlphaGo çıktı. Bizde protein yapısını ölçmek, yani sıfırdan nasıl katlanacağını bulmak imkansızdır. AlphaGo ile bununla çözülebilme ihtimali oldu. Bu çok büyük, yani işlemcilerin görev aldığı bir algoritma. Bu şekilde düşündüğümüz zaman geleceğin fabrikaları işte karanlıkta çalışacak, işte çiftçilerimizin seralarında işte ne pestisit kullanacak ne başka bir şey kullanacak, robotlar bu işleri hallediyor olacak gibi birçok öngörü var. Atıyorum yarı değerlikli madenler için bile derin uzay madenciliği oluyor olacak. Yani asteroidlerden madencilik yapan dronlar olacak, yeri gelecek. Bu geleceğin teknolojileri ve biyoteknolojiyi bu konunun içerisinde, nanoteknoloji ve biyoteknoloji. Çünkü yani robot ya da diğer öğrenme algoritmalarının yapamadığı bir iş, bilim insanlığı, yani merak edemiyorlar. Ama hatalarından ders çıkartabiliyorlar. Daha çok vizyon oraya doğru gideceğimizi söylüyor. Yani her konuda işte bir çerdevere uygun mercimek hatları robotize edilebilirse tarımdaki birçok problemimiz çözülecek. Bunun dışında her konuda bu tip hem biyoteknolojiyi hem nanoteknolojiyi bu bilişim ve uzay teknolojilerine entegre edeceğiniz sistemler var. Biz de aslında bu girişimimizde nanografi olarak bu teknolojilere yönelmek istiyoruz ve yöneldiğimizi de düşünüyoruz. Şu an 6 büyük projedeyiz. Yavaş yavaş her biri belirli ürünler veriyor. Mesela test kiti sadece bizim bir ara basamağımız. Aslında tüm nükleik asitleri tespit eden bir sistem bu. Ve düşündüğümüz sisteme yaklaşamadık bile. Yani 6 ay sonrasının hayalini kurduğumuz teknolojiye daha yaklaşamadık bile.
Hızla giden bir sistem. Türkiye'de çok iyi bir potansiyel var. Benim kendi naçizane dönem arkadaşlarımın çoğu yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Ama her biri donanımlı insanlardı ve burada kalanlar da oldukça donanımlılar. Biyoteknoloji ve nanoteknoloji alanında özellikle çok iyi bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum. Peki çok özür dilerim. Şuradan gireceğim. Şimdi toplumlar bu Covid-19'a kadar felaketi hep uzak ülkelerde aradı. Yani 11 Eylül oldu, Afganistan'da çözüm arandı. 2009 krizi oldu, Britanya neden olarak gösterildi. Yani hep bir şeyin nedeni olarak bir uzak ülke veya bir uzak farklılık onun gerekçesi yapıldı. Ve kendi ülkesinde hiçbir zaman için bunun krizin nedenini aramadı veya bakmadı. Şimdi Covid-19 ise düşman algısını da farklılaştırdı. Çünkü düşman hep ötekiydi, hep uzak ülkedekiydi. Ama şimdi kendi ülkesinde de benzer bir durumla karşı karşıya. Bu siz nanobiyologları veya virologları yeni bir dönemde o düşman algısı da ortadan kalktığına göre bir araya getirip ortak çalışmaya itecek, beraber üretecek bir noktaya doğru gidiyor mu? Bunu görüyor musunuz? Yani ben tamamen bu şekilde düşünüyorum. Daha kolaboratif bir sistem oluşmaya başladı. Zaten yani bir kolaborasyon vardı. Yani Türkiye'de ilerlemenin yolu, bir yani Uğur Artı hocam bilir, her lab birbiriyle alışveriş içerisindedir ki enzim bekleme olmasın, malzeme bekleme olmasın. Bu böyle bir anlayış vardır. Bu daha da ileriye çıkacağını düşünüyorum. Türkiye'de genelde zannediyorum bütün iş alanlarında ve meslek gruplarında en büyük eksiklik bu konuda zannediyorum. Paylaşmak ve birbirine destek çıkmak, değil mi? Ortaklaşa hareket etmek ya da daha küçük ölçekte takım ruhuna uygun hareket etmek. Yani daha çok burada tabii konformist, yani kendi rahatını düşkün olmamızdan kaynaklı bazı sorunlar yaşadığımızı da düşünüyorum. Yani ben Türkiye'ye küsmeyi uzun zamandır bıraktım. Ne yapabilirimin derdindeyim. Böyle düşünen arkadaşlarımla da hep beraber olurum. Ve bir şekilde sorun çözmeye gidiyoruz. Ve sorunlar çözdükçe onun kendine ait bir hazzı var. Her soru, yani istediği kadar sorun gelsin, o sorunu da atlayacağız, bunu da atlayacağız diye düşünüyoruz hep. Bu şekilde düşündükçe de hem kariyerimizden çok zevk alıyoruz, hem iyi işler ortaya koyuyoruz. Sırf yan ürünlerimiz bile ne noktaya geliyor. O yüzden aslında bu artık vizyonun buraya kayması lazım. Yani daha çok bu ekibinde çok çalışmaktan kalp krizi geçirenler var. Fazla çalışmaktan. Buradan tekrardan arkadaşım Murat Erdem'e çok geçmiş olsun diyorum. Bizim diğer bilim insanı arkadaşlarımız da laboratuvarda bazen gecelememiz gerekiyor. Deneylerin yetişmesi için tempoya dayanamadığımız zamanlar oluyor. Ben de sert bir uyarı yedim doktordan. Ama yani bir şeyi üretme arzusu olduğu için bununla alakalı bir sıkıntı. Kendimize daha çok dikkat etmeye çalışıyoruz ama motivasyonumuz tam. Herhalde hayatınızın en yoğun dönemlerini geçiriyorsunuz muhtemelen çalışırken. Siz Profesör Doktor Serhat Ünal, Covid-19 atlattınız. Epey kaldınız, kilo verdiniz, sonra tekrar döndünüz. Bu sefer çalışmaların içinde tekrar devam ettiniz. Uyku yüzü görüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Tıp eğitiminde bir mezun olana kadar dönüyor ama en zor dönem ihtisasınızı yaptığınız ilk çömez asistan denen bir dönem vardır. En çok çalışan dönem. Ben çömez asistanlığımdan daha çok çalışıyorum şu dönemde. Ama böyle bir şart. Yani motivasyon yüksek gençleri gördükçe de moralimiz bizim de daha artıyor. Hep beraber deneyimler, yeniler çalışacağız. Vatandaşlarımız da destek olacak, maske, mesafe, el hijyeniyle. Buradan yeni tanı yöntemleri de, yeni tedavi yöntemleri de, yeni aşılar da inşallah ülkemize kazanacak. Bu sadece ülkeye değil, bütün insanlığa hizmettir. Azimle çalışmaya devam etmek Hocam, lazım. Hocam, bu arada bazı izleyicilerimizden gelen soruyu da kapsıyor. Aslında kendim açısından da bu soru hep aklımdaydı. Rusya 20 hastaya ulaşınca kodu kırdı. Evet. İşte bir sürü kişiye aşı yaptı. O aşılarda 20 hastaya ulaştığında kod kırması yaptı. Hangi ülke, hangi aşamada kod kırdı? Mesela Brezilya 4600 civarında mıydı? Onu bulduğunda
sanırım kodu kırdı. Kodu kırmayı da yok, kod kırma şöyle, dediğimiz nedir? Yani şöyle, bir de o. Fazüç çalışmalarında başta konuştuk ya, sonunda fazüç bilgisine ihtiyaç var. Ve bu daha çalışmayı planladığınızda o ülkedeki hastalık atak sayısına, sizin geliştirdiğiniz aşının muhtemel etkinlik oranına göre bir rakam çıkar ortaya. Kodu kıracağınız rakam. Kod dediğimiz, şu günde aşıyı yaparken hani demiştik ya, birine gerçek aşı, birine gerçek olmayan veriyoruz. İkisine gerçek, bir tanesine gerçek olmayan veriyoruz. İşte hangi neyse oranınız artık ve bu kişiler normal hayatlarına devam ediyorlar ve bunları takip ediyoruz esas. Bunlardan kaç kişi hasta oldu diye. Belli bir rakama ulaşınca, sizin 20 diye söylediğiniz rakam gibi, 40 gibi, 60 gibi, bu kod kırılıp açıldığında kaç tane hasta plasebo kolunda, yani sahte kolunda olmuş, kaç tane hasta gerçek aşı kolunda olmuş. Ve etkinliği de tam olarak böyle değil. İstatistik olarak başka formüllerle hesaplanıyor ama kabaca aynı yere geliyor. Diyelim 100 hasta oldu, 90'ı plasebo kolundaysa, 10'u aşı kolundaysa, 100 hastadan 90'ını koruyor diye koruması meydana geliyor. İşte o kıracağımız kod, fazüçün sonuçlarını değerlendirmek için ve bu baştan planlıdır. Mesela Pfizer'in aşısında 43 bin kişiye ulaştığında 170 pozitif olduğunda kırıldı. Yani Brezilya'daki 120'de kırıldı. Bizimkinin planı 40 hasta. Bizim planımız daha şu an kaç hastaya ulaşıldı hocam, var mı? İşte ama aşı geldiği zaman erken bir değerlendirmeye ihtiyaç duyarsa, biz de işte 20-30 oralarda kaç tane yapmışsak durdurup bir değerlendirip, çünkü Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı karar verirken bu dataya ihtiyacımız var. Şu ana kadar size olumsuz gelen bir sonuç var mı? Yok. Biz zaten hangisinde ne olduğunu bilmiyoruz henüz. Ama yan etki olarak bir olumsuzluğumuz yok. Bildiğim kadarıyla ediyoruz. Bir baş ağrısı vakası yani, var. Onun ötesinde de yok dediler. Daha önceki grip aşılarınızı düşünün. Halsizlik, bitkinlik, hafif bir baş ağrısı, yapılan yerde şişlik, kızarıklık. Bir tane İstanbul'da bir doktor arkadaşımız da kendine yaptı, yani o da hekim olarak katıldı. Hafif bir alerjik reaksiyon gibi oldu ama hafif, ayakta atlatılan bir alerjik reaksiyondu. Onun haricinde çok şükür bir yan etki görmedik. Bu ileriki aşılamalarımızda olmayacak anlamına gelmez. Yani bunlar hep denene denene. Tabii. Çünkü bakın Pfizer'inkinde de demin söylediğim gibi 6 tane ölüm ama ilişkilendirilmemiş çok şükür. İngiltere'de yaygın kullanmaya başlandığında 2 tane alerjik reaksiyon. Ama bunları zaten biliyoruz. Aşı alerjiye yol açabilir mi? Evet, açabilir. Ve kişinin alerji dediğimiz zaten kişilerin ona verdikleri değişik cevaptır. Yani 100 kişi de olmaz, 1000 kişi de olmaz, 1001 de. O kişiler de zaten diğer antijenlere de, alerjileri daha sık olduğu için bilirler kendilerini. Sorarız zaten yapmadan ama bunu yaparken de alacağımız tedbirler var. Hasta başına alacağımız tedbirler, ilaçlar var. Bunları dikkate alarak sistematik olarak aşılamaya geçecek inşallah Türkiye'de. Peki bugünkü verilerle Çin aşısı, ya özür diliyorum, hep Çin aşısı diyorum çünkü daha anlaşılır oluyor. İnaktif aşı. Herkes öyle öğrendi şu ana kadar. Ne kadar koruyacak, bunu biliyor muyuz? Faz 1, faz 2'sinde yapılan çalışmalarda antijeni verdiğiniz zaman, aşıyı verdiğiniz zaman %98-99 kişide koruyucu seviyede antikor oluşuyor. Yani ne kadar süreyle koruyuculuk, onu kastediyorum. Ama gerçek hayatta koruyup korumadığını bu faz çalışmalarıyla bekliyoruz, öğreneceğiz. Ne kadar koruyacağı meselesini hiçbir aşı bilmiyor şu anda. Çünkü ama daha o kadar kullanılmadı. O kadar kullanılmadı. Ama beklentiler var tabii. Mesela Çağlar bir sene civarında bekliyor. Ben daha uzun bekliyorum. Böyle bir... Hangisi için bir sene civarında bekliyorsun? Korona için tekrar yapılacak gibi yorum yaptı. Onun ya görüşü olabilir. Şey, şu anda çok söyleyebiliriz herhalde. Hastalık almış olanlarda ne kadar oldu antikorun şey yapması, deplete olması? İşte onu, en azından şu anda... 3 ay geçti. 6 evet. Aydır devam ediyor. Evet. Böyle bir ben tek bakan nedeniyle örnek vereyim. Benim 9 ay oldu. Antikorlarım çok şükür. Blokan şekilde pozitif evet. Devam ediyor. Yani bunları dediğim gibi öğreneceğiz. Ama şu anda yapmamız gereken bu yaygın aşılamayı yaparsak, %60'lara ulaşırsa, orada bir kırılırsa, zaten yenilerine gelecekse bile onlara hazırlanacak zamanımız zaman olacak. Ne zaman peki bunu biz görmeye başlayacağız? Yani ne zaman biz etkilerin salgın üzerinde, biz aşılamaya başladığımızda, Şubat'ta başlanırsa ülkemizde, Şubat'a zaman kalacağımızı sanmıyorum. Yani bu ocağın sonra, ortası gibi. Ocak, en geç Ocak başında aşılanmaya başlarsak, Nisan-Mayıs aylarında da yenileriyle de devam etmek kaydıyla
ben bu yazın başında etkilerin görüleceğini tahmin ediyorum. Orada da bir eleştiri var. Bu faz 3 çalışmalarından tam bir sonuç almadan, o 2 aylık bekleme süresi de öngörülmeden hemen aşılamaya mı başlayacağız gibi bir bakış da var. 2 aylık bekleme süresi... Faz 3 çalışmaları bittikten sonra bir 2 aylık bekleme süresine uğraması gerekiyor. Yani onların değerlendirilmesi... Ama işte bütün dünya hızlı yapıyor bunları ya. Şimdi BioNTech aşısı, Pfizer aşısı ruhsatını aldı. 2 aylık bekleme süresi mi geçirdi? Geçerli, direkt yok. Başladılar. Evet. Hatta öyle ki faz 1, faz 2 ile faz 2, faz 3 ile birleştirilerek 43 bin kişiye verdi. Ortaya da koydu. Faz 1 sonucum bu, faz 2 sonucum bu, faz 3 sonucum bu. Her şeyde şeffaf ortada. Bak, yan etkilerinde bunlar. Buyur incele. Normalde en az 2 ay sürerdi bu incelemeler. Belki onu demek istemişlerdir. Ama aldı, bir haftada sonuçlandıracak işte. Öyle ilave bir bekleme süresi yok. Önemli o zaman olan, bizim faz 3 çalışması da aralığın sonuna doğru mu? Brezilya'daki bitti. Önümüzdeki hafta içerisinde onun sonuçlarını görmeyi umuyoruz. Ondan sonra geldiğinde biz Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı aşılamayı yapmaya başlayana kadar, daha doğrusu hazırlığını bitirene kadar faz 3'lerimize devam edeceğiz. Ne zaman ki bizim bu bilgiye ihtiyaç var, o zaman grubun aldığı karar da böyledir. Durup ara değerlendirme sonuçlarını sunacağız. Bu ikisi birleştirilip, bir de Endonezya'dan gelen sonuçlar var. Bir de Çin'de 500 bin kişiye ulaşmış yapılan, oradan alınan sonuçlar var. Bunların hepsi birleştirilip, demin söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurumları karar verecek. Evet, ben bu aşıyı ülkemde uygulayacağım ya da uygulamayacağım. Siz neden bir yıl sonra tekrarlanacağını düşünüyorsunuz? Çünkü şu ana kadar çok belirgin bir mutasyon geçirmediği için böyle devam etmez mi? Yoksa değişeceğini mi düşünüyorsunuz? Yani burada makalelere, yani verilere göre yaptığım bir yorum. Hocamın dediği çok doğru. Yeterli izleme oranına daha kavuşamadık ama özellikle SARS ve MERS özelinde karşılaştırıldığı zaman hastalardaki antikor durumu SARS-2 özelinde daha çabuk yok olduğuna dair veriler var, makaleler var. Sadece ben bu verileri baz alarak yani bir yorum katıyorum. Hocam çok doğru söylüyor, herkesin bir yorumu var. Benim yorumum da bu makalelere dayanarak bir yıl sonra tekrar, yani her sene tekrar bir aşı yapacak şekilde bir düzene gireceğimizi belirli bir süre içerisinde düşünüyorum. Sizin bu burundan sprey aşınızın devreye girmesi ne zaman olur? Onu söylemediniz. Şimdi bu aşıyla alakalı en iyi tahmin yaza, yani hızlandırılmış usulle gitmeye devam edebilirsek yaza. Ama benim tahminim yıl sonu, 2021'in sonunu bile bulabilir bu. Çünkü her zaman bir sıkıntı da çıkabiliyor. Yani hızlı versiyonda yaza, yavaş versiyonda da önümüzdeki yılın sonbaharına kalacağını düşünüyorum. Ne kadar öngörüyorsunuz? Sonuçta bu aşıyı bulurken veya aşının mucidi olduğunuzda sizin bu aşıdan insanlık ne kadar süreyle yararlanacağını düşünüyorsunuz? Yani bulduğunuz bu aşı ne kadar süre kullanılacak? Ona ilişkin bir öngörünüz var mı? Yani aşıyı ne sıklıklarla tekrar edeceğimizi tekrar edeceğiz, evet, evet. Şimdi burada tabii biz sıçan ve farelerdeki antikorları da takip ediyoruz. Burada tabii Ankara Üniversitesi'nden değerli hocamız Nuray hocamızın yorumuyla söyleyeceğim. Fare metabolizması ile insan metabolizması aynı değil ama fare ve sıçanlardaki sonuçlarımıza göre orada 2 ay kadar duruyor. Yani biz 2 ay sonra sonlandırıyoruz hayvanlarımızı ve antikor, spesifik antikor dediğimiz yani virüse özel antikorları görüyoruz. Bu mantaliteyle yani eğer ki bir matematiksel şeye tutarsak 9 ay ila 12 ay arası antikor gözlemlemeyi umuyoruz insanda. Ondan sonra yavaş yavaş düşeceğini düşünüyoruz. Oldukça ve tekrar yüksek. Seneye bir doz daha, yani bir ikili doz daha diye düşünüyoruz. Sizinki de yine 2 doz mu olacak? Evet, 2 doz. Yani 28 gün aradan sonra bir fıs daha yapılacak 2 buruna birden. Çok fazla aldığınızda da etki yapıyor mu? Yani sizinki de doktor mu yapacak? Evet, burada da yani aslında bütün aşılarda doktor gözetiminde olması çok daha iyi. Yani biz tabii şırıngaya bir takoz falan koyuyoruz ama eczanede alıp kontrol edemezsiniz yani burada şeyleri. Yani bilinmeyen bir şey. Hastanın nasıl davranacağını ya da insanların nasıl davranacağını. O yüzden her zaman bir uzmanın gözetiminde olacak şekilde uygulama olacaktır. Peki evet. Çok fazla doz aldığınızda
sizi etkiliyor mu bu? Tabii ki. Bunlar da her aşı için aynı şey söz konusu. Aslında hepimizin bir yani polimorfizm dediğimiz bir olay var. Yani hepimiz birbirimizden farklıyız. Ama belirli bir seviyeye ulaştığımızda yani vücut buraya bir tepki veriyor. Ne kadar çok doz uygularsanız o zaman o kadar alerjen risk oluşuyor. Yani burundan sonuçta bu virüsün bir proteinini veriyoruz. İşte fıstık proteinine, çilek proteinine alerji geliştirdiğiniz gibi burada da benzer senaryolar olabilir. Peki son 4-5 dakikamız var. Siz az önce bir cümlede duyunca maskeleri çıkarmayı aman dediniz, çıkarmayalım. Şimdi çıkarmayacağız da bu çıkaracağımız bir tarih gelecek. Şimdi bu çalışmaları duyuyorum. Dünyada 220 aşı çalışması var dediniz. Bir sürü ilaç, işte koruyucu önlem çalışmalar var. Ve belli ki 2021'in sonuna doğru epey elimizde seçenek olacak değil mi? Bireysel olarak da gideceğiz, belki eczaneden alacağız. O zaman artık birbirimize doya doya sarılıp şu maskeleri çıkaracak mıyız? Vallahi 2021'in sonu iyi bir hedef. Ama ne zaman ki dünyada tüm ülkelerde belli bir basamağa gelinip Dünya Sağlık Örgütü nasıl pandemi ilan etti? Bunu negatif pandemi, evet bu iş bitmiştir dediğinde ancak o maskeler çıkacak. Onun süresi var mı sizde? 2021'in sonu iyimser bir tahmin, umut, beklenti. Bayağı siz, hakikaten ben mesela önümüzdeki, kendi kendime önümüzdeki yaz için heveslenmiştim, heveslenmeydim. Önümüzdeki yaza belli bir rahatlık olacağını umuyoruz, tahmin yani ediyoruz. Yani tatile rahat rahat insanlar gidebilecek mi? İnsanlar okullara gidebilecek i̇şte ama mi? Geçen seneki tatildeki rehavet ikinci dalgamızın yüksek olmasına yol açtı. Ben bu sefer tatile gideceğimizi ve ikinci dalganın ya olmayacak ya çok kontrol edebileceğimiz düzeyde olacağını ve yılbaşından sonra bu oğlum için sorayım bunu. Geçen Mart'tan beri benim büyük oğlum küçük birinci sınıfa gittiği için gitti bir süre. Bir gün okula gitmedi. Ya yani öyle hasret ki arkadaşları da öyle. Sizce bu baharda okullarla daha yani genelinde biliyorum erken ama ocağı değil ama Nisan Mayıs o aylara falan yani hiç bu yıl olmazsa biraz okul görürler. Finalinde bir olacağını tahmin ediyorum ben inşallah. Evet. Yani bu önümüzdeki Mayıs gibi yüz yüze eğitim başlar mı o zaman? Şimdi Mayıs'ta zaten havalar ısınmaya yavaş yavaş, geçen seneki senaryoyu düşünün. Öyle bir sanki Nisan'da bile başlar. Öyle bir yavaşlama zaten hocam bekleniyor. Bir de ona üzerine belli bir popülasyon aşılanmış olması, onun getirdiği umut dalgasıyla ben sene kapanmadan belki yaza uzatılmış şekilde bir yüz yüze eğitimi, tabii bunlar önce umut, yüreğimizi dolduran sıcak duygular ama bir bilimsel inancım da var. Hocam siz ne dersiniz? Ama ben açıkçası bu konuda hani kendi bireysel yorumumu çok yapmak istemiyorum. Çünkü şey, çok data görmeden bir şey söylemeye çok mümkün olduğunu sanmıyorum. Umut diye söylüyorum. Evet yani şey, yok. Yani bunlar bu, şey için diyorum. O tarihte hocam, soracağımız şöyle söyleyeyim. Ben hani kendi bunu söyleme hakkını görmüyorum. Çünkü hani hocam sonuçta sahadan söylüyor bunu yani. Ben hani hem alanım değil hem de ama siz çok bir de işte bu durdurucuyu ürettiniz. Ama oradaki amaç ne biliyor musunuz? Yani hani buradaki amaç insanların biraz daha rahat bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak, biraz daha toplu taşımayı kullanırken daha rahatlamalarını sağlamak ya da oradaki vaka. Çünkü şu andaki en çok bulaşın olduğu yerlerden bir tanesi benim düşüncem mesela onu o öngördüğüm şeyler de toplu taşıma. Yani çok ciddi bir şekilde ve hani kapalı iş alanı. Çünkü şu anda şunu söylemek lazım. Yani çok ciddi miktarda yani neden full kapanamıyoruz? Ekonomik nedenlerden dolayı full kapanamadık hiçbiz. Şu anda atölyelerde, dar fabrika alanlarında çalışan yüzlerce, binlerce işçi var. Ve bunlar arasında çok hızlı bulaşılar oluyor. Bulaşlar oluyor ve bunları engellemek için belki bir fayda olacağını düşünüyoruz. Ama siz de işte ama mesela yaz, onlar hani yaz aylarında mesela bunu çıkartabileceğinizi söylüyorsunuz. Demek ki yaz aylarında bu çıkarsa o zaman daha rahat hareket edemeyecek miyiz? Ya, rahat hareket etmekten kasıt onu tanımlamak gerekiyor. Yani rahat hareket, maskeyi çıkarıp yani sizin koklaşmaksa işte hayır sıkıp, bence hayır yani. Maskeyi hani de sık çıkartıp böyle rahat bir şekilde metroya otobüse binmek. Belki fıs fısı maskeyi emdirirsiniz. Evet. Yavaş yavaş alır orada maskeleri. Koruyucu maskeler olur. Hocam. Veya işte otobüsün metronun içine sıkmak da mümkün mü? Değil. Ya da salona değil. Yani şöyle değil, aynı şey oluyor. Soluyorsunuz çünkü. Evet. Bir kere şey gibi değil yani.
Artık son, evet. Doldurduk hatta süremizi. Siz de bir cümle söylemek isterseniz kapatırken. Gene ne kadar süre için mi yani? Evet. Ya da finalde şey. Söylemek istediğiniz. Umut ettiğimiz 2021'in sonunda inşallah hepimiz maskesiz döneme tekrardan giriş sağlarız. Ama maskenin de bayağı yararını gördük. Grip falan bulaşmıyor. Bence birçok kişi kalmadı hocam. Bu saate kadar koskoca Hacettepe'de bütün hastanede 3 ya da 4 tane pozitif çıktı. Sağlık Bakanı'nın taramaları başladı. Grip aktivitesi şu anda çok şükür yavaş gidiyor. Demek ki bu Japonlar maske boşa takmıyorlar. Avustralya'dan zaten bu data gelmişti herhalde değil mi? Zaten şeylerin düştüğüyle ilgili. Tabii. Güney Yarımküre'den öyle geldi. Sizin söylediğiniz gibi bu Bangkok, Hong Kong, Japonya bazı kentlerinde hava kirliliği için takarlar ama işe yarayacak demek ki. Ben artık bizde de bir süre en azından sonrasında birçok kişinin bittikten sonra da pek çok yerde artık koruyucu amaçla maske takacağını, bunu bir alışkanlığa dönüşeceğini düşünüyorum. Hassas duyarlı insanlar tarafından özellikle. Ayrıca takmak zorunda olan insanlar, yadırganarak bakılan insanlar da rahat edecek. Evet. Kötü bir yanımız vardı bizim. Evet. Ne yazık ki maske takan insanlara, tedavi gören çocuklara. Bu kötü huyumuzu da bir görmüş olduk. Ondan kurtuluruz inşallah. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Murat Hocam, Çağlar Hocam. Yoğun çalışmalarınız için de vakit ayırdınız. Çok güzeldi. Çok sağ olun. Ayrıca kutluyorum her ikinizin de bulduğunuz aşı ve ilaç, önleyici ilaç, Covdur dedik ona. Mucit 2 isimle de çok konuştuk. Çok keyifliydi bizim için. Çok teşekkür ederiz. Yolu açık olsun tüm çalışmalarınızın. Kolaylıklar diliyoruz size. Size de hocam. Bakalım önümüzdeki günlerde size daha çok şey danışacağız. Aslında bizim de enstitüde geliştirdiğimiz bir aşımız var. Tabii o da var. Hacettepe Üniversitesi'nin. Evet. Peki son bir cümle. Onun ne zaman çalışmalarını tamamlamaya Onun pazartesi günü hayvan deneyleri sonuçlandırılmaya başlandı. Biz de Nisan'a Mayıs'a faz 1'e yetiştireceğimizi tahmin ediyoruz. TÜSEB'in desteğindedir o da. İyi gidiyoruz bakalım. Diğer 16 aşıyla beraber. Evet, ve gene söylüyorum yani kimimiz önde, kimimiz orta, kimimiz arkada ama bütün bunlar sonunda gerçekleşmese bile öyle bir antrenman, öyle bir hazırlık oldu ki bize. Evet. Bir ara sen söyledin. Evet. Yani sonuçlanmasa ki bile sonuçlanacaklar var içerisinde. Evet. İyi bir silkinme, iklim yaratma, işbirliği çok olumlu. Son şeyi eklemek istedim. Çok farklı şekilde. Yani işte mesela dediğim gibi Bilkent içerisinde insan hocaların yürüttüğü virüsler, virüse benzer parçacıklar teknolojisiyle yaptıkları var. İşte yine başka okullarımızda var pek çok yapılan. Yani çok farklı bakış açısıyla yapılan şeyler var. Bunların hepsi altyapı yatırımıdır. En kötü ihtimalle. Murat bu bakımdan hocam, hani insanlar vergilerinin kötü bir yere harcadığını düşünmesin. Bu Murat hocam şöyle bakalım. Harcandı. Şöyle bakalım. 50 milyon aşı aldık Çin'den. Her birini 11 dolardan aldık. 550 milyon dolar demektir. Yani biz yarım milyar dolar sadece aşı için Çin'e para harcadık. Evet. Dolar olarak harcadık. O zaman şuradan şu rakamı da söyleyeyim. Aşağı yukarı bahsettiğimiz aşı ve ilaç platformundaki bütçe 20-25 milyon falan TL. TL, dolar değil. Yani hani bu insanlar da hani şey gibi sanmasınlar. Platforma buraya böyle oluk oluk ve, para. Zaten ve işte sizin, bu, zaten sizin bu buraya çağırmamızdaki asıl neden de çok kısıtlı imkanlarla, çok büyük başarılara imza atmış olmanızdı. Onun için de ayrıca kutluyoruz. Evet, daha Sarah, biraz haftaya, daha destek neler yaptınız? Haftaya yeni konu, yeni konuklar ve yeni olaylar, yeni görüşlerle. Tekrar burada olacağız. Yine güzel tekrar bir program sizlere teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.